İyi geceler sevgili izleyenler. Genç Bakış başladı ve muhteşem bir kalabalık var. ODTÜ'deyiz ama bu ODTÜ farklı bir ODTÜ. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ODTÜ kampüsündeyiz ve salon tıktım tıktım dolu, merdivenler dolu. Konuğumuz çok çok önemli bir konuğumuz var ve onu yakın gelecekte çok çok daha yakından tanıyacaksınız ve ilerleyen saatlerde de ne kadar farklı yönü varmış diyeceksiniz. Bugünkü konuğumuz dört karpuzu. Herkes ikiyi taşıyamazken o dört karpuzu birden koltukların altında taşıyor. Yazar, kitapları yüz binler satıyor. O yazar olarak piyasaya çıktığı zaman yazıları da kitapları da elden ele dolaşıyordu. Sonra gazeteci oldu. Sonra televizyoncu oldu. Ve sonra bir baktık ki o gerçek anlamda bir müzisyenmiş. Onun için biz bugün Genç Bakış'a farklı bir başlangıç yapalım dedik. O gazeteci, televizyoncu, yazar arkadaşımız müzikle başlasın dedik. Müzikle keyifle başlayıp çok keyifli dakikalar geçireceğiz. Medyayı konuşacağız. Televizyonların konuşacağız. Dizileri konuşacağız. Gazetecilik nereden nereye geldi, nereye gidiyor konuşacağız. Güncel konuları konuşacağız, edebiyatı konuşacağız tabii. Hayata dair ne varsa her şeyi konuşacağız ama önce müzik diyoruz. Thank you.
Evet sevgili izleyenler, piyanoda Burçin Büke vardı, saksofonda Kürşat Başar. İlerleyen dakikalarda bol bol dinleyeceğiz. Bir tane daha dinleyelim mi yoksa sohbete geçelim mi? O zaman bir tane daha dinleyelim ve ondan sonra sevgili izleyenler, ara ara size gerçekten çok güzel parçalar var, onları dinleyeceğiz. Kürşat Başar'ın son romanını okuduysanız, yazıda Kıbrıs'ı anlatıyor. Kıbrıs farklı farklı yönleriyle anlatılıyor ve yazı okuduğunuz zaman Kıbrıs'a bir kez daha oturup uzun uzun düşünme fırsatı yakalıyorsunuz. Kıbrıs ne olduydu, unuttuğumuz Kıbrıs neydi diye hatırlıyorsunuz. O acılar belki tazelenmiyor ama Kürşat Başar'ın bütün kitaplarında aşk var. İlerleyen dakikalarda bol bol aşkı da konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Bir parça daha hazır böyle iş üzerindeyken onu da dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize geçiyoruz. Thank you.
Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, ilerleyen dakikalarda tekrar devam edeceğiz. Ben hemen internet adresimizi vermek istiyorum. gencbakış@kanalda.com.tr'den bize ulaşabileceksiniz. Twitter.com/gencbakışkanalda.com, Facebook'tan da facebook.com/abbasgucluGençBakış'la izleyebileceksiniz. Evet, ilerleyen dakikalarda çok çok renkli sohbetler sizi bekliyor. Onca kitap ve albüm ve Kürşat Başar gazetede yazdığı yazılar buradan Çin'e yol olur. Yaptığı televizyon programları buradan Çin'e yol olur. Peki sokaktaki vatandaş Kürşat Başar'ı nasıl Kürşat Başar deyince tüm konuklarımıza sorduğumuz gibi bugün konumuza sorduk. Onlar ne anlıyorlar, ne anlatıyorlar? Şimdi onları izliyoruz. Kürşat Başar'ı tanıyor musunuz? Evet. Kimdir Kürşat Başar? Film yıldızı. Doğru mu? Film yıldızı doğru mu? Mafya diye biliyorum. Kürşat Başar. Şarkıcıydı. Eski alterci. Türkücü. Yönetmen. Basketbolcu. Mimar mı? Mühendis mi? Oyuncu falan. Eski bir milletvekili olabilir mi? Kürşat Başar generaldir demek. Paşa olduğuna göre. Futbolcu olabilir mi? O futbolcuydu. Yönetici de hatırlamıyorum. Aklıma geliyor. Daha saydım. Güneş gazetesinde sanat yönetmenliği yapmış olabilir. Kürşat Başar kimdir? Kürşat Başar yazar. Kürşat Başar. Bence bir ünlü bir doktor. Gerçekten doktor. Ne doktoru? Bilmiyorum. Beyin cerrahı olabilir. Aa, harikadır. Harikadır. Bir kitabı vardı, unuttum. Başucu kitabı mıydı neydi? Beğenmiyorum pek tarzını. Neden beğenmedin zaten? Yani basit geliyor. Kürşat Başar kimdir? Harika bir yazar. Çok güzel çalıyor. Başucumdaki müzik nefis. Unutamıyorum. Programları vardı televizyonda Kürşat Başar'la. Hatta yemek de yapıyoruz galiba, değil mi? Yani oturmuş bir tip. Ağzından çıkan lafı biliyor. Güzel bir şey. Diğerlerinin arasında göze çarpıyor. Daha çocukluğumda okuyordum. Şu an okumuyorum. Eleştirmen miydi tiyatro? Yemekteyiz programı gibi bir şey yapıyordu bir masa. Biliyorum. İyi bir insanlar. Nasıl buluyorsun? Yakışıklı. Aşka farklı bir bakış açısı var. Değişik, sevmiştim. Evet sevgili izleyenler, onlarca kitap da yazsanız, 10 parmağınızda 10 marifet de olsa, bugünlerde eğer dizi çevirmiyorsanız, dizi artist değilseniz kimse sizi tanımıyor. Ama bugünlerde geçecektir diyoruz. Bunlar kalacaktır. Diziler sabun köpüğü gibi unutulup gidiyorlar. Ve Türkiye'de bir şeyler bırakanlar, her zaman iz bırakanlar kalıyorlar, konuşuluyorlar. Evet, çok gönlü bir gün bir konuğumuz var. Müzikle başladı. Kitaplarını konuşacağız. Gazeteciliği konuşacağız. Çok uzun yıllar gazetecilik yaptı. Televizyonları konuşacağız. Dizileri konuşacağız. Reytingleri konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Ve tabii Kıbrıs'ı da konuşacağız. Kıbrıs'ta geçen bir yaşam vardı. Onu da konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, böyle farklı bir başlangıç oldu. Hoş geldiniz efendim siz de. Bir kere gecenin bu saatinde. Yalnız. Bizim program böyle kırmızı noktalı filmler gibi gecenin yarısında başlıyor ama arkadaşlar sağ olsunlar sabahın 9'u gibi diptirirler ve izliyorlar. Eminim ki ekran başında da bize büyük bir heyecanla izliyorlar. Bizde adet öyledir, hemen soruyla giriyoruz. Soruları alalım, mikrofonlar kimdeyse sorular ondadır. Sizin sorularınızı açacağız. Evet, başlayalım hemen. Herkese iyi akşamlar. Ben Hazal Han, makine mühendisliği öğrencisiyim. Sorumu sormadan önce... AKP'nin ikiyüzlü Orta Doğu politikası ve büyük abileriyle beslemekte oldukları bir katil sürüsü karşısında bütün onuruyla savaşan direnişçilere ve halklara bir selam da sömürüler ülkesi bu adadan göndermek isterim. Benim sorum size Abbas Bey. Şimdi konuk ben değilim. Konuğumuza haksızlık olur. Direkt konuğumuza sorular alıyoruz. Size sorum var benim. O zaman arada sorarsınız. Tamam. Evet. Diğer mikrofon kimde? Buyurun. Mikrofonlar kimdeyse sözler orada. Evet. Buyurun. Merhaba. İsim geliyor. Ben Ahmet Veysel Söylemez. Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Benim sorum sayın konuğumuza. Türkiye'de müzik, özellikle de pop müzik ciddi derecede manipüle ediliyor. Ve enstrümantal müzikle uğraşan gerçek müzisyenlerimiz ekmeğini kazanamıyorlar. Benim sorum, Türkiye'de bundan sonra da sanatçı hep açtır mı olacak ve medyanın
Bu büyük oyundaki rolü nedir? Evet, konservatuvar mezunları genelde çok zor şartlarda çalışıyorlar. Müziğe olan ilgi herkes senin kadar şanslı değil tabii. Müzikten Türkiye'de yaşamını sürdürmek mümkün mü? Şimdi aslında biraz fazla çaldığım için biraz ağzım kurusu, kusura bakmayın de nefessiz kalmasın. Soruları Abbas alsaydı baştan daha iyi olacaktı. Evet, soru alalım biraz şimdi daha istersen. Şimdi tabii doğru söylüyorsunuz. Aslında sadece Türkiye'ye ait bir sorun değil tabii. Bütün dünyada ciddi bir sıkıntı. Örneğin işte şu anda yani Amerika'da kendi vatanı olduğu halde caz müzisyenleri orada da çok ciddi sıkıntı içinde. Tabii biz burada en ünlülerini tanıdığımız için yani buraya geliyorlar, konser veriyorlar. Hep biz onları görüyoruz. Onlar iyi durumda gibi görünüyor ama yani normalde özellikle yeni yetişen kuşaktaki arkadaşlar için orada da aynı sıkıntılar söz konusu. Şimdi popüler müzik ya da belki biraz sonra gireriz işin içerisine. Yani bütün genel olarak aslında popüler kültür çok da böyle hani kaldırıp atacağımız ya da çok küçümseyeceğimiz bir şey değil bana göre. Çünkü bu sektörleri sonuçta aslında ayakta tutan bir şey. Bir dinamik. Yani bizim edebiyattan da hatta kitap sektöründen veya örnek verebilirim kitap endüstrisinden. Yani çok bestseller romanlar olmasa işte ne bileyim gazetecilerin yazdığı kitaplar, işte korku romanları veya işte bestseller dediğimiz, romance dediğimiz türdeki kitaplar falan olmasa o zaman edebiyat eserlerini basmak da çok zorlaşıyor. Çünkü yayın evlerinin öyle bir parası olmuyor o zaman. Çünkü sadece onun satışıyla dönmeleri mümkün olmuyor. Bunu aslında dengeleyebilsek çok iyi olacak. Yani şunun gibi, şimdi diyelim ki televizyonlarda evet bu kadar tırnak içinde garip diyeceğim program yayınlanıyor sabahtan başlayarak, sabahın kör şafağından başlayarak veya bir takım diziler yayınlanıyor. Bunlar evet tabii bir endüstriyi yürütüyor. Bundan para kazanılıyor falan ama mesela bu dizilerde oynayan birçok oyuncu dostlarımız var. Çok genç arkadaşlarımız var bu programlarda görev alan. Yani onların biraz da aslında başka bir yere yatırım yapması gerekir. Mesela eğer öyle yapsalar bu işlerden kazandıkları paralar da bizim hoşumuza gider. İyi olur. Mesela bir tiyatro açsalar, tabii iyi oyunlar koysalar. Bütün meslekler içinde aynı. Yani ikisini söz aslında dengeleyebilsek çok iyi olur. Evet, sizden alıyoruz. Buyurun. Merhabalar, ben Candan Duranöz. Ama benim de sorum size olacaktı. Sonradan mı alalım? Sonradan, arada sorarsınız. Bugün konuğumuz var, Genç Bakış'ın formatını Kıbrıs'a geldik diye değiştirdik değil. Eğer isterseniz başka bir zaman ben konuk olarak gelirim size. İstediğiniz kadar konuşuruz. Ben sorayım evet. Sorunu sen. Yok yani bu format bu. Evet, mikrofonlar. Burada mikrofon, evet sizden alıyoruz, buyurun. Merhabalar, ben Ozan Eray Gökçin. Siyaset bilimi öğrencisiyim. Kıbrıs'ta hayatınızın bir kısmını geçirdiğinizi belirttiniz. Ve benim gördüğüm Kıbrıs'a daha sonradan bir yoz kültür yerleştirilmiş. Bu genel evleriyle, kumarhaneleriyle. Bunlar tam olarak ne zaman ve nasıl yerleştirildi, kim tarafından? Bunu merak ediyorum. Sizin çocukluğunuzun Kıbrıs'ı nasıldı? Bugün nasıl? Sık sık gelip gidiyorsunuz. Şimdi 1974 harekatından sonra o zamanın devlet politikasıyla ilgili bir karar alındı. Ve bu karara göre de özellikle boşalan köylere tabii Türkiye'den göçmenler getirildi. Ve onlarla birlikte yani tabii buradaki nüfusun artması da istendi doğal olarak Türk nüfusunun. Onlarla birlikte Kıbrıs'ta da bir değişim süreci başladı. Bu daha sonra biliyorsunuz ki ambargolar nedeniyle burada yaşayan insanların ürettiklerini satma imkanları bile kalmadı. Burada ciddi bir sıkıntı doğdu. Yani sadece Türkiye'nin yardımlarıyla geçinen bir ülke durumuna geliyor. Çünkü turizm sektöründe de bir ilerleme gösteremiyorsunuz. Çünkü tanınan bir devlet değilsiniz. Dolayısıyla Türkiye'den başka gelen olmuyordu o sıralarda. Onun için de oteller açılırken yani çok cazip bir yer değildi Kıbrıs açıkçası. Aslında Türkiye'den gelen turist için de çok cazip değildi. Çünkü hem yurt dışı sayılıyor hem deniz anlamında düşünürseniz mesela Antalya'nın filan denizi zaten yetiyor Türkiye'den gelenler için. Niye Kıbrıs'ı tercih etsin filan oldu. Ve zannediyorum o nedenle bir de burası tabii bir takım kuralların dışında kalan bir bölge olduğu için de kazinolar açıldı. Yani aslında biraz turizm açısından yapılmış bir şey.
Onun dışında söylediğiniz tam olarak yani diğer yozlaşma kısmını tam bilemiyorum tabii ben. Ama yani kasinolar işte yani bir anlamda yani Türkiye'de de vardı biliyorsunuz bir dönem. Sonra kapatıldı onlar. Yani Kıbrıs biraz böyle Amerika'nın Las Vegas'ı gibi bir özel kasino bölgesi gibi bir şey oldu bir anlamda. Belki sonra orada düzelir. Onlar da belki kapanır. Ekran başından daha fazla soru geliyor. İsterseniz o sorulara dönelim biraz. Gazetecileri neden bıraktı? Çok verimli tempoda ve diğer yeni yüzyılda diğer gazetelerde çok güncel yazılar yazarken, çok okunurken birdenbire niye çekildi? Kitap yazmaya niye ara verdi? Diye bir sorular var. Böyle peş peşe geliyor. Şimdi gazeteciliğe niye ara verdim? Bu dönemde yani gazetecilik yapmak biraz sıkıntılı bir durum. Ben çok alışık olduğum bir şey değil o benim. Çünkü uzun yıl, ben çok küçük yaşta yani 17-18 yaşlarında başladım gazeteciliğe. Ve hiç böyle işte şunu yazma, bunu etme, böyle şeyleri haber yapma gibi bir sistemde çalışmadım. Gazetecinin İşi belki memleket kurtarmak olmayabilir ama gazetecinin işi doğru soruları sormak ve kamu adına da doğru bilgilere ulaşmak. Şimdi bunu dahi yapamıyorsanız yani bir kere soruyu sorup cevabını alamıyorsanız hatta soru soramıyorsanız cevabını almaktan da vazgeçtim. Soru da soramaz hale gelirseniz eleştirilerinizi yazdığınız zaman çok aşırı tepkiler geliyorsa filan bir müddet sonra yani doğal olarak çalıştığınız müesseseler de bundan rahatsız olmaya başlıyor. İşte tabii birçok örneğini siz de gayet yakından tanıyorsunuz gazeteci dostlarımızın başına gelenleri filan. Yani doğrusu son derece tatsız bir ortam var. Öyle bir noktaya geldik ki yani ya kendi adamızda kendi kendimize yazıp okuyoruz gibi bir durum oldu. Bu da beni biraz rahatsız etti. Onun dışında zaten yani bir 10 yıl önce falan da böyle bir şey yapmıştım. Hem televizyon programını hem köşe yazarlığını bırakmıştım. O zaman başucumda müziği yazmıştım. Bu sefer de roman biraz gecikti hakikaten. Uzadı biraz ara. Bu kitabı yazmak istiyordum. İkincisi çok sevdiğim dostlarımla çok uzun yıllar sonra ilk defa çok istediğim bir şey. İşte bu müzik olayını gerçekleştirmeye başladım. O da beni daha çok cezbetmeye başladı doğrusunu istersen. Ve şu ortamda biraz daha kendi içimde, kendi yaptığım işlere, belki biraz da yaşlandım Abbas doğrusunu söylemek gerekirse. Yani biraz daha kendimle, kendi yaptığım işlere daha fazla aslında zaman ayırmaya başladım doğrusunu istersen. Evet. Peki sevgili izleyenler, Kürşat Başar bugüne kadar neler yaptı, nasıl bir hayat geride bıraktı? İsterseniz gelin onu biraz daha yakından tanıyalım. Ondan sonra eminim ki sorular daha da fazla akacaktır. Niye ara verdi onu konuşacağız. Bugünkü Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye nereye gidiyor sorusuna cevap arayacağız. Hep birlikte arayacağız ama şimdi Kürşat Başar'ın biyografisine bir göz atalım. İkindisinin evinde başucunda müziğiyle bir yazı anlatan, edebiyatın duygularıyla yürüyen kalemi. ...51 yıl önce İstanbul'da doğdu. Sonra Ankara, Lefkoşa, Ağrı. Farklı şehirlerde tamamladı ilk eğitimini. Üniversitede felsefe bölümünü seçti. Felsefe okurken cep harçlığını çıkarmak için Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı. Mesleği dediği gazeteciliğe de böyle başladı. Yeni Yüzyıl, Star ve Akşam gazetelerinde yazdı. Dergi ve gazetelerde yöneticilik yaptı. Tempo dergisinin en parlak döneminde başındaydı. Onun için Türkiye'de gazetecilik heyecanını yitirince edebiyatla birlikte en sevdiği şey olan müziğine yer açtı. Bu arada televizyonda birçok sohbet programı yaptı. İyi akşamlar. Sakıp Sabancı Müzesi bahçesinden bir programda daha birlikteyiz. Ve tabii edebiyat. Müziğiyle birlikte hep başucundaydı. Ruhunun gittiği yerleri hayatıyla hayallerini ustaca birleştirdi. Ve 8 kitapla edebiyat dünyasının raflarına bıraktı.
Evet sevgili izleyenler, dolu dolu bir yaşam ve müthiş bir üretkenlik. Soruları almaya devam ediyoruz. Buyurun. Merhabalar, Umut Kundak, Elektrik Elektronik son sınıf. Ben Kürşat Bey'e şunu sormak istiyorum. Geçen Mayıs ayında Genç Bakış Programı Girne Amerikan Üniversitesi'ne geldiğinde bütün salon Kıbrıs'ı Kıbrıs'a zehir etmezsek namerdiz diyen genci alkışladı. Ve Abbas Bey bu faşist söyleme hiçbir tepki göstermedi. Siz Kıbrıs'ta yaşamış biri olarak bu söylemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar siz hala orada kalmışsınız. O programda yeterince bunlar konuşuldu. Sonrasında da tartışıldı. Kıbrıs'ta yaşıyorsanız Kıbrıs'a saygı duymanız lazım. Kıbrıs'ı sevmeniz lazım. Sevmediğiniz, saygı duymadığınız bir ülkede yaşamanız çok çok daha zor olur. Orada o tepkiler konuşuldu. Daha fazla o olayı kaşıyıp insanlar birbirine, Türkiye zaten yeterince bölündü. Daha fazla bölmenin bir anlamı yok. Burada siz geleceğe bakacağınız hala gerilere takılıp kalıyorsunuz. Bunları aşmanız gerekir. Gençler olarak sizden beklenen de bunlar. Ya kavga mı istiyorsunuz? Tartışma mı istiyorsunuz? Gerilim mi istiyorsunuz? Yapmak istediğiniz o mu? Bunlardan bu ülkeler çok geç, çok acı çektik biz. 80'li yılların öğrencisiydik. Siz de yaşadınız 80'li yıllarda. Türkiye bölünerek, parçalanarak çok acılar çekti. Dünü dünde bırakalım, geleceğe bakalım. Evet. Ben yalnız çok özür diliyorum ama ben esas can alıcı noktayı kaçırdım. Arkadaşın ne dediğini duymadım. Neyse, iyi ki duymamışsın. Yani Kıbrıs'ta burada, Türkiye'den gelen arkadaşlar burada biraz rahatsızlık hissediyorlar. Özellikle ev kiralarından ciddi rahatsızlıklar vardı. Şimdi Kıbrıslılar gelen öğrenciden şikayetçi. İlk yıllarda bunlar çok farklıydı. Öğrenci arkadaşlar esnaftan, ev sahiplerinden işte. Ama yavaş yavaş onlar kalktı, unutuldu. Türkiye, Kıbrıs bir kumar adası olarak anılıyordu. Onlar çok geride kaldı. Artık Kıbrıs bir eğitim adası oldu. Eğitim adası olarak bir süre sonra kumarhanelerde onlar da bunlar da her şey unutulacak ve üniversiteleriyle anılan bir kent olacak. ODTÜ bugün burada gerçekten çıtayı yükselten bir eğitim kurumu kurdu. Gezdik, gördük. Gerçekten de güzel ve çok daha ilerilere nasıl taşırız Kıbrıs'ı, ona biraz cevap arayalım istiyoruz. Yani şimdi ben tabii geçmişle de biraz karşılaştırıyorum, değerlendiriyorum. Öyle düşündüğüm zaman tabii şu andaki ortam aslında bana çok iyi geliyor, çok daha iyi geliyor geçmişe göre. Bu adada çok sıkıntılar çekildi gerçekten de. Bazen tabii komşular arasında da biliyorsunuz veya akrabalar arasında da terslikler oluyor. Yani herkes herkesi kolay kolay kabullenmiyor. Bir takım alışkanlıklar var. Bir yerleşik bir takım şeyler var. Sizin de geldiğiniz zaman burada belki onlara ters gelen taraflarınız var. Çok aslında uzun bir süreçte ancak bunlar çözülebiliyor. Evet tabii biz hepimiz Türk'üz diyoruz ama yani yine de şöyle bir örnekte düşünülebilir. Mesela Almanya'ya ilk işçilerimiz gittiği zaman büyük bir sevinçle karşılanmışlardı. Fakat zaman içerisinde orada çok ciddi bir sorun doğmaya başladı. Ama şimdi ikinci, üçüncü kuşaklar artık yavaş yavaş ara kapanıyor. Yalnız bunlar tabii toplumların hayatında çok basit ve bir iki günde olacak işler değil. Şimdi gördüğünüz gibi bu Kıbrıs çözüm süreci de sürekli bir intikaya uğruyor. Sürekli bir problem çıkıyor. Bunu zamanında başka liderlere bağladılar. Onların yüzünden olmuyor dediler falan filan. Ama mesela şimdi bugün tekrar görüyoruz ki çok son günlerde tekrar. Bektaş gitti. Bu sefer Rum tarafı tekrar işi yokuşa sürmeye başladı. Yani çünkü bu politikalar maalesef biraz böyle gidiyor. Yani biz kendi aramızda genellikle şöyle diyoruz ya mesela. Ya halkların işte sorunu yok. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor ama siyasiler bunu böyle yapıyor filan. Yani çok da doğru değil esasında. Halkların da birbiriyle sorunu var. Çünkü bu bir çıkar meselesi sonuç olarak. Yani toprak meselesi, işte ekmek meselesi. Yani bu Balkanlarda mesela yaşanan çok uzun sürecin de aslında herkesin bildiği gibi özeti bu. Burada da bunlar olmaya devam ediyor. Yani tabii ki sizlerin gelmesiyle birlikte bence buradaki Türkiye'li algısı daha iyi yönde değişti. Ve şu anda bence çok daha iyi bir ortam var burada. Aslında bana sorarsanız ben böyle çok ille de çözüm olsun ve ille de iki toplum bir arada yaşasın gibi bir şeyim yok.
Bence şu anda Kıbrıs dünyanın en sorunsuz bölgelerinden biri. Esas sorun sadece buraya verilmeyen haklarla ilgili. Haklar dünyanın pek çok bölgesinde ayırmak için uğraşıyorlar. Yani her yerde sorun var, her yerde kavga var, her yerde çatışma var, ölen gençler var filan. Yani burada öyle bir şey yok şu anda. Burada öyle çok, bana göre çok ciddi bir problem yok. Şimdi Sayın Denktaş'a anlattığım biraz matrak bir şey, isterseniz dinlemek ister misiniz bilmiyorum. Bir gün benim programıma gelmişti. Buradan rahmetle analım kendisini de. İşte bu konu konuşulurken ben dedim ki yani şöyle bakıyorum ben bu Kıbrıs'taki meseleye. Şimdi bir karı koca var. Yıllar boyunca kavga etmişler. Hiçbir şekilde geçinemiyorlar ve sonunda da ayrılmışlar. Evleri mevleri ayırmışlar, her şey bitmiş. Şimdi millet toplanmış bunlara diyor ki yeniden bir araya gelin. Yani niye beraber bir araya gelsin? İkisi de gayet memnunlar hayatlarından. Yani biraz meseleyi böyle basit karikatürize edecek olarak söylersek ben öyle görüyorum. Çünkü bu karı koca gene bir araya gelince gene dırdır başlar yani. Bir şey fark etmez. Doğru. Evet, en arkada mikrofon vardı. Buyurun. Merhabalar. Kürşat Bey, öncelikle kampüsümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mikrofonu ağzına yanaştırırsan. Tamam. Kendimi tanıtayım. İsmim Hasan Önder Öztüfenk. Psikolojik danışmanlık ve psikolojik rehberlik ve danışmanlık öğrencisiyim. Sorum şu size. Türkiye'deki basın özgürlüğünü ne noktada görüyorsunuz? Hani gelişmeli mi? Geliştirebilecek kişiler tabii ki, bu da gazeteciler de var ama ne gibi şeyler yapabilirler? Benim sorum bu. Çok teşekkür ederim. Evet, sadece Türkiye bazında değil, belki dünyaya da bakmak lazım. Dünyada gidişat nasıl? Dünyada olaylar çok çok farklı mı? Türkiye işte hukuk devleti mi? Her şey yerinde de bir basın mı sorunlu? Aslında öyle belki bakmak daha doğru olur. Yani Türkiye'de aslında yani genel olarak özgürlükler anlamında çok ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntı bugün doğmuş bir sıkıntı da değil. Biz doğduğumuz zaman da vardı. Yani şöyle, şundan ilgili bir şey aslında bana göre. Türkiye'de devlet çok kuvvetli hala. Ve bu Türkiye'deki devlet dediğim şey ceberrut bir devlettir aslında. Kendi halkına karşı. Ve bu ceberrutluk belki ta imparatorluktan gelen bir şey. Sürekli bir takım kanunlar çıkartarak, sürekli düzenlemeler yaparak, onu yaparak, bunu yaparak ama sonuçta hep böyle bir halkına, bir kesimine bile olsa, bir gün bir kesimine, bir gün öteki kesimine fark etmez ama genel olarak bence herkese birden zulmeden bir devlettir bu yani. Bu bitmedi bir türlü. Yani basın özgürlüğü de bugün işte hukukla ilgili tartıştığımız bütün konular da bir sürü, bu son dönemde özellikle son 6-7 yıldır yaşadığımız bir sürü büyük davalar ve bunun etrafındaki tartışmalarla birlikte bakacak da olursanız bana göre bu özgürlük meselesi Türkiye'de bir türlü çözülemeyecek. Çünkü bir, dediğim gibi iktidarı ele geçiren kim olursa olsun, en daha önce çile çekmiş olan, en sıkıntı çekmiş olan, en mağdur olan, muhalefetteyken veya daha evvel hiç meclise falan gelemeyecek durumdayken bütün bunlardan şikayet eden insanlar bile o mekanizmayı ele geçirdikleri anda bir öncekinden daha ceberut hale geliyorlar. Yani bu... Yani iktidar bu, bozuyor mu? Ya da farklılaştı. İktidar bozuyor değil, devlet. Yani bizim devletimizin yapısı bu. Çünkü niye bırakasın bunu? Yani sen kendini koy adamın yerine. Yani bu biraz da toplumla da ilgili bir şey. Şimdi yani bana göre Türkiye'deki demokrasi anlayışı şöyle bir anlayış yani. Bana hak olan sana yasak olsun. Yani bendensen, benim gibi düşünüyorsan, benimle birlikteysen bize her şey hak olsun. Ama bize benzemeyen, bizim beğenmediğimiz, işte istemediğimiz adamlara her şey yasak olsun. Şimdi tabii bu bir demokrasi tanımı tam tersi bir şey ama bizim demokrasi anlayışımız açıkçası bu. Yani lafta bir demokrasi, herkes demokratım diyor ama kimse bunu istemiyor. Eleştirilmek istemiyoruz. Yani en yakınlarımızın bile bize bir şey söylemesini kabul etmiyoruz. En ufak bir iktidar ele geçirdiğimizde hemen kendi adamlarımızı yerleştiriyoruz. Bu ille siyasette olması gerekmez. Televizyonlarda da reytinglerle ilgili çok önemli bir tespitte bulunmuştunuz. Reyting yapan programlar acaba evde aynı havayı istiyorlar mı? Reytingleri gerçekçi buluyor musunuz? Yani Türk halkı orada izlerken ki tavrını sokakta ya da yaşamında da gösteriyor mu? Ben aslında reyting ölçümlerini çok yıllarca tartıştık biliyorsunuz. Evet. Şimdi şey değişti, denekler değişti. İşte bu sefer herkes diyor ki denekler şimdi böyle oldu filan. Ben buna çok inanmıyorum. Çünkü çok yıllar önce de bazı tespitler yapardık. İşte şu mutlaka reyting alır. Alır mı, almaz mı? Mesela bir Kemal Sunal filmi
Evet, konulur, alırdı. Bilirdik yani bunların alacağını. Şimdi aslında reyting alması da çok da mühim bir şey değil. Yani reyting almak çok mühim bir şey değil. Şimdi dünyada düşünün ki bugün, yani sizler üniversite öğrencisisiniz. Yani tabii ki bir sürü sıkıntılarınız vardır muhakkak. Ailevi sıkıntılarınız var, kendi duygusal dertleriniz var, mesleki kaygılarınız var, gelecek derdi var vesaire. Bir de şimdi ders hikayeleri var tam o sırada filan. Bunun dışında da bütün bir dünya sırtınızda duruyor. Şimdi bu arada mesela düşünün ki dünyada bir sürü değerli insan, ister bilim alanında olsun, ister sanat alanında veya başka alanda. Mesela bunların çoğundan haberimiz bile yok. Ama mesela kim çok ünlü dünyada? Sadece Türkiye'den bahsetmeyelim ya. En ünlü insan kim midir? Kim Kardashian. Hani gerçekten ismiyle müsemmer, sen kimsin demek geliyor insan içine. Kim ya? Tabii şimdi ama siz de biliyorsunuz değil mi? Hepiniz bir şekilde takip ediyorsunuz muhakkak. Çünkü istemeseniz de gözünüze sokuyorlar. Ya yani benim bile hiç alakam olmayan kadından alakam var. Ama yani bu arada işte ne bileyim acayip bir buluş yapan bir adamdan veya işte şahane bir kitap yazan yeni genç bir yazardan işte çok daha önemli katkılarda bulunan bir sürü sektöre, belki hani çok farkında olmasak da gelecekte bizim çok işimize yarayacak şeyleri bulan veya bir takım bilim adamlarına ilaç bulan insanlara İnsan. Vesaire. Yani onlardan hiçbirimizin haberi olmuyor. Yani bu bütün dünyada böyle bir sıkıntı var. Rating almak çok şey bir şey değil. Şimdi örnek vermiştim bir yazımda onu. Yani siz Taksim Meydanı'nın ortasına bir Hilkat garibesi koysanız hepimiz durur bakarız. Doğal olarak. Bir kalabalık toplanır orada yani. Ama desek ki bu zavallıyı biriniz eve götürün, kimse götürmez. Yani bir şeyi seyrediyor olmak da bunu sevmek anlamına gelmiyor esasında. Bunun ben size çok basit bir şeyini söyleyeyim televizyonla ilgili aslında. Bir program izlenirken, yayınlanırken ne kadar reyting aldığı bence çok önemli değil. Program kalktığında ne olduğuna bakın. Yani geçmişte, şimdi tabii isim vermek istemiyorum burada ama çok çok ünlü dostlarımız, çok çok ünlü programlar, kıyametleri koparan şeyler falan oldu. Yayından kalktıktan bir gün sonra telefon eden bile olmadı. Yani bu bedava bir şey olduğu için televizyon ve bizim doğal olarak da insanlarımızın çoğunun da başka bir eğlencesi olmadığı için bedava olarak bunu sunarsanız bunu seyrediyoruz. Doğru düz bir şey sundunuz da mı seyretmedik yani aslında? Yani evet. Size bakarak söylüyorum daha fazla. Buyurun. İyi akşamlar, Büşra Yüksek ben. Az önce neden gazeteciliğe ara verdiğini sorulduğunda işte hani artık eskisi gibi sorgulayamıyorum. Hatta soru bile soramadığınızı söylediniz. Peki sizin gibi insanlar soru sormayı bıraktıkça, sorgulamayı bıraktıkça ne olacağız? Hani bizim ne yapmamız gerekiyor? Hani sizin gibi sormak isteyen, sorgulamaya isteyen insanlar bile hani bir şekilde böyle vazgeçiliyor. Bize ne öneriyorsunuz? Ne yapalım? Siz bile vazgeçin. Sizin sormanızı öneriyorum ben. Yani ben açıkçası şöyle söyleyeyim size. Çok bunu yani gençler burada oturuyor diye söylemeyeceğim. Sizinle ilgili de gerek sorarsanız eleştiri yapabilir. Yani sizinle derken yani yeni genç kuşağın ne yapıp ne ettiğiyle ilgili hiçbir fikrimi söylerim. Ama şuna çok net olarak inanıyorum ki bir ülkeyi değiştirecek olan çok genç kuşaktır. Yani şimdi bizler açısından yani ben şöyle hatırlıyorum. Ben 20'li yaşlarımda veya bugün 20'li 30'lu yaşlarımda olsaydım çok daha fazla şey yapardım aslında. Ve birçok şeyi daha fazla göze alırdım. İnsanlar biraz da yaşları ilerleyince artık bir de metal yorgunluğu oluşuyor yani. Sonuçta yani 20 yıl yazı yazmışsınız. Mesela 20 yıl önce yazdığım bir yazıyı bugün yayınlasam hiçbir şey değişmemiş oluyor. Aradan bilmem kaç tane hükümet geçti, bilmem neler oldu, bir sürü dünya değişti yani 20 yılda. İnternet bulundu, cep telefonu bulundu filan yani bu derecede yaşam dünya değişti. Tümüyle değişti. Ama yani siz 20 yıl önce yazdınız çok basit belediye ile ilgili veya işte bir kamu görevlisinin davranışı ile ilgili bir yazıyı bugün hala tekrar yazıyorsunuz. Aynen bugün isimleri değiştirseniz, gün tarihi değiştirseniz konuyor. Şimdi bu bir bıkkınlık yaratıyor. Bunu ancak yeni gelen kuşaklar değiştirebilir. Çünkü siz bambaşka bir bakış açısıyla geliyorsunuz. O başka bakış açınızı dayatmak zorundasınız. Dayatmak derken de ille sokaklara çıkalım, kavga edelim filan demiyorum. Çünkü
12 Eylül öncesinde yaptık hepsini. Onlardan da çok parlak bir sonuç aldığımız söylenemez. Hatta belki de yani o sokaklarda yürümemizin bir sebebi olarak o darbe olmuş diye de zaman zaman kendimizi de suçluyorum ben bu konuda. Belki çok daha akıllı diyeyim veyahut da akıllı yollar bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu sizin bulmanız lazım bence. Sizlerin bulması lazım. Yani mesela elektrik elektronik mühendisi 4. sınıftayım dedi arkadaşımız demin. Değil mi? Çok ciddi bir konu. Yani ve zor bir konu. Demek ki bunları bile anlayabilip başarabilen insanlar bir demokratik ortamı nasıl sağlayacaklarını yolunu da bulabilirler. Nasıl değiştirebileceklerini yolunu da bulabilirler. Yeter ki kafa yormak gerekiyor evet. Bu konuya. Evet. Evet, buyurun. Merhaba. İsmim Onur Aygün. Psikolojik danışmanlık 1. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum biraz edebiyatla alakalı aslında. Türkiye'de popülerleşen edebiyata karşı büyük bir kesimin tepkisi var. İşte Elif Şafak, Orhan Pamuk, Ayşe Kulin, Tuna Kirimitçi gibi. Hatta belki siz de dahil olabilirsiniz. Beni de saymıyor musunuz? Siz de belki dahil olabilirsiniz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında biraz evvel söyledim bir şey. Şimdi birincisi tabii ben isimler üzerinden giderek böyle bir eleştiri yapmayı çok doğru bulmuyorum. Ben daha çok kitaplar üzerinden yazarlar söz konusu, yani edebiyat söz konusu olduğunda kitaplar üzerinden veya bir gazeteci söz konusu olduğunda yazdığı yazılar üzerinden konuşmayı daha çok tercih ederim. Çünkü onun başka şey ne yaptığı, ne ettiği, çok mu okunuyor, az mı okunuyor, reyting alıyor mu filan beni çok ilgilendirmiyor. Ne yazdığı beni ilgilendiriyor, kalan da o. Şimdi bazı kitapların satmasının bazı nedenleri var. Bazısı tam konjonktüre denk düşebilir. Bazısı sizin yani toplumun o andaki belli bir zaafına hitap ediyor olabilir. Bazısı o andaki çok moda bir şeyi işliyor olabilir. Bazısı büyük bir toplumsal çatışmanın üstüne giden bir şey yazdığı için satabilir. Bazısı tamamen o sırada yani denk düşüp de satabilir. Bu çok aslında... Çok satıyor demesi, satması çok iyi kitap az satıyor olduğu zaman... Hiç öyle bir şey yok tabii ki. Ama şöyle de düşünürseniz mesela... Yani Reşat Nuri Güntekin de Türkiye'nin aslında bestseller yazarlarından biriydi geçmişte. Tamam. Çok güzel kitapları vardır. Yani bu değerlendirmeyi yapmak biraz zor oluyor. Ama bana eğer şunu diyorsanız ki yani yazdığınız şey üzerinden size bir eleştiri getiriyoruz. O başka bir şey. Ama dediğim gibi popülerlik şu anlamda çok karşı çıkacağım bir şey değil benim. Şöyle karşı çıkacağım bir şey değil. Yani bu ülkede rol model olarak işte futbolcular var, magazin figürleri var, şunlar var, bunlara bir sürü insan var. Bunlar bizim çocuklarımız için rol model. Yani biraz da marifet iltifata tabidir diye bir söz vardır bizde. Yani mesela biraz da edebiyatçıların öne çıkması, onların da tanınması falan çok kötü bir şey değil bana göre. Belki o sayede, yani bugün belki bizim yazdık, benim yazdığımı diye diyeyim artık başka arkadaşlardan bahsetmeyeyim, kendi üstümden söyleyeyim. Mesela benim yazdığımı beğenmiyor olabilirsiniz ama yani belki benim kitaplarımı okuyarak en azından kitap alma alışkanlığını veya bir yazar olma hevesini duyan 3-5 kişi olabilir. Bu bana çok zararlı bir şey gelmiyor. Şöyle söyleyeyim, ilk kitabım çıktığı zaman 1989 yılında... Yani kitap satışları yaklaşık olarak böyle 3000-4000'lerdeydi bir romanın, bir hikaye kitabının satışları. Hatta yayın evine götürdüğüm zaman yayıncı dedi ki ne kadar satar bu sence dedi. Ben dedim ki 500 tane satsan satsın o kadar satar. Yani. O da yani bir kısım arkadaş, akraba bizim çok. Onlar filan aldı. Sen de deli misin? Batarız o zaman dedi. O zaman dedim, basmayalım biz bunu çünkü sanmıyorum bunu kimsenin okuyacağını ben. Çok kendime özel bir şey yazdım ben bunu filan. Neyse bu kitap işte belli bir miktar sattı. Ondan sonra çok büyük bir ilgi uyandırdı o sırada. Sebebini ben de bilmiyorum açıkçası. Şuna biraz bağlıyorum. Yani o sıralarda hep böyle daha yaşı büyük yazarlar vardı. Ve böyle demek ki gençlerin böyle bir beklentisi vardı. Veya onları yani bizim kuşağımızı anlatan, o anlamda anlatan bir kitap belki o sıralar... Yoktu. Bilmiyorum ya. O bir ilgi çekti falan filan. Yani o zaman bir bestseller değildi zaten. Kaç satacak işte o sıralarda en fazla. O da satmıştır. 5000-10000 yani. Yani o devirdeki yazar dostlarımı, abilerimi çok iyi hatırlıyorum şimdi mesela. Çok büyük sıkıntılar içinde yaşadılar.
Yani doğrusu bence onlar da popüler yazar olmakla suçlansalardı da daha iyi bir hayat yaşasalardı. Evet. Çünkü çok güzel eserler verdiler bütün o sıkıntıya rağmen. Belki daha güzel şeyler yapacaklardı. Sonuçta satıyor olması, ulaşılıyor olması, yani satıyor güzel olması, bir şey, kötü bir şey değil. Dedi. Ama hani şunu diyorsanız bana, yani yazdığın şey üzerinden prim yapıyorsun veya bir bu toplumun zaafını kullanarak bilmem ne yapıyorsun. Yani başka bir dümen çeviriyorsun sen edebiyat yerine diye bir suçlama varsa her şey o başka da, bir şey. Kitabın niye reklam olmasın? Bence de olmalı. Yönetmenimiz ille de reklam diyor ama reklama gitmeden sorular alalım. Ondan sonra cevapları reklamlardan sonra alırız. Buyurun. Merhabalar Kürşat Bey, hoş geldiniz. Ben size sorumu sormadan önce Abbas Bey'den özür dilemek istiyorum. Kendisini çok memnun edemedik. Her ne kadar Kuzey Kıbrıs kampüsü olsak da ortadan çok farklı değiliz. Kürşat Bey, sorum size medyanın içinde bir insan olarak görüşleriniz... Bu kampüsün temel atıldığından beri geliyorum gidiyorum bu kampüsle ilgili, bu üniversiteyle ilgili benden çok daha fazla onur edici yazı yazan yoktur. Ben bunu hak etmiyorum diyorum ve kabul etmiyorum. Buyurun. Ben soruma devam etmek istiyorum. Kürşat siz Bey... daha belki doğmadığınızdan itibaren ben yazılar yazıyorum ve ODTÜ'yü de yazıyorum. Yani benim işimi bana öğretmeyin. Ben işimin ne olduğunu, görevimin ne olduğunu ve kimin neyi nasıl yazacağımı biliyorum. Teşekkürler. Bugün burada olmamın nedeni de 2 hafta önce buradaydım. Arkadaşlara söz verdik. Bu üniversite bugün bulunduğu noktadan çok daha fazlasını hak ediyor. Bunu bütün Türkiye görsün, sadece bizler görmeyelim dedik. Ve Türkiye'ye gerçekten çok bu üniversiteyi merak ediyordu. 3-5 kişiye bakıp da bu üniversiteye hakkında karar vermeyecek. Genele bakıp kararını verecektir ve ODTÜ'nün yerini her zamanki gibi yine takdir edecektir. Buyurun, sorunuzu alalım. Benimle bir sorunuz varsa da arada konuşuruz. Buyurun. Kürşat Bey, medyanın içinde bir insan olarak görüşleriniz hükümetin görüşleri uyuşmadığı zaman ana akım medyada kendinize yer bulmakta zorlanıyor musunuz? Evet, yani ana medyada. Kanalda bir ana akım medya. Bunun cevabını reklamlardan sonra alacağız. Buyurun. Ayağa kalkarsanız kamerada sizi görsün. Merhaba, Aydan Nuraydın. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 1. sınıf öğrencisiyim. Helal olsun. Geldiniz psikolojik öncelikle. Danışmanlık rehberlik bölümü, evet. Öğrencileri ben çok fazla. Bütün psikoloji öğrencileri gelmiş, onu anlamadım. Ben de edebi yönünüzle ilgili bir soru sormak istiyorum Kürşat Bey. Baş ödümce müzik çok önemli, güzel bir yapıt bence. Teşekkür ederim. Onu yazarken neler hissettiniz? Arkasında bir hikaye var mı? Çünkü insan hissetmediğini yazamaz sonuç olarak bu şekilde, etkili bir şekilde. Arkasındaki hikaye herhangi bir hani ilham aldığınız bir şey var mı acaba? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet, son bir soru daha alayım. Yazla ilgili biz Kürşat'ın hayatı diye okuduk. Sonra açıkladı ki bu tümüyle benim hayatım değil, içinde alıntılar vardı dedi. Hayal kırıklığına uğradık. Onu da soracağız tabii. Niye bize? Evet, buraya bir mikrofon lütfen. Mikrofon buraya Aytaç. Nerede mikrofonlar? Arkadaşlar son yarım zaman mikrofon kavgası yaparsanız. Evet, soru. Hemen reklama geçelim. Merhaba, Betül Yüksel. Tamamlayıcı bir soru sormak istiyorum. Başımdaki müzikte çok büyük bir başarı yakaladınız. Yazarlar böyle çok okunan ve çok satan kitaplardan sonra genelde bir korkuya düşer. Bu başarıyı yakalayabileceğim mi diye. Size de bu oldu mu? Ve bir soru daha soracağım. Kıbrıs genelde çok filmi çekilen, çok yazılan bir yer değil. Bir olay da değil. Hani öyküsü insanları kaldıramıyor. Yaşayanlar da anlatmak istiyor. Kıbrıs yazmak da büyük bir güç istiyor. Bunu yazmayı nasıl düşündünüz? Teşekkürler. Sizden de alıp hemen reklama gideceğiz. Cevapları onlardan sonra. Merhaba. Ben Demay Zavitoğlu. Siyaset bilimi öğrencisiyim. Kıbrıslıyım. Öncelikle Kıbrıs'ta çözüm gerekli değil gibi bir şey söylendi. Bence çok gerekli. Çünkü bütün temel sorun burada aslında. Yani burada bir sıkıntı sorun olmadığı, yani izlenimi hep dışarıya veriliyor. Aslında burada bir sürü sıkıntılarımız var. Üretim yok. Biz hiçbir şey üretemediğimiz için devamlı kriz yaşıyoruz. Üretseniz de satamıyorsunuz. Evet, gençlerimiz iş bulamıyor. Yani ben geleceğimi bu ülkede, yani bu bölümü bitirdikten sonra veya bilemem, bazen göç etmeyi bile yani düşünüyorum. İkincisi, gazetecilik, yani basın hiç iyi değil. Yani sesimizi duyuramıyoruz. Mesela kadınlara yapılan bir, kadın haklarında bir şeyimiz, eksikliğimiz var. Bunu duyuramıyoruz mesela. Ayrıca bir sorun daha var. Yani bir sürü futbolcular var. Türkiye'nin bizi tanıtma politikasında olmadığını düşünüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Bir de tanıtma politikası olmadığı için de biz sanatçılarımız ya da gazetecilerimizin de
olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden aslında burada bir sürü sorun var. Öncelikle bunu sorunlu görmekle bence işin çözümüne başlanacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sen hamile soracaksın. Sorular bitmiyor ama arkadaşlar... Genç Bakış'ın buraya bir anlamda gelmesi de sizlerin sesinizi duyurmanız, dünyaya gidişatı ile ilgili görüşlerinizi paylaşmanız içindi. O şikayet yerine bu sorularınızı paylaşsaydınız hazır bu özgür ortamda çok çok daha iyi olur. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Hem bu soruların cevapları hem de Kürşat Paşa dair diğer soruların cevaplarını alacağız. Şimdi kısa bir reklam arası. İyi geceler sevgili izleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ndeyiz. Henüz yeni kurulan bir üniversite, henüz yeni kurulan bir kampüs ama kısa sürede çok büyük mesafe kaydetti ve yakında ismini çok çok daha fazla duyacağız. Ankara ODTÜ'nün yanı sıra aynı diplomaya sahip, aynı özelliklere sahip, aynı eğitimi alan gerçekten pırıl pırıl arkadaşlarımız var. İlerleyen dakikalarda onları gördükçe, tanıdıkça daha çok seveceksiniz ve önümüzdeki yıllarda üniversite düşündüğünüz zaman, yurt dışı düşündüğünüz zaman, Kıbrıs düşündüğünüz zaman ODTÜ'de ayrı olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun diyoruz. Tanıyın, yakından tanıdıkça çok seveceksiniz. Belki biraz zor olabilir. Güzel yurtta, Kalkan bölgesinde ama Kıbrıs'ı bilenler bilir ki Kıbrıs'ın en güzel yerlerinden birisi. Çok zor süreçleri atlattı. Bundan sonra gelenler eminim ki çok çok daha iyi öğrencilik, daha keyifli öğrencilikler yaşayacaklardır. Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs diyoruz da onun kısaltılmışı tabii KKTC. Biz de sokağa sorduk KKTC nedir diye. Bakın KKTC deyince neler çıktı ortaya. Onu bir izleyelim, ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. KKTC'nin açılımı nedir? Bilmiyorum. KKTC'nin açılımı nedir? Ah, biliyordum ben onu. Kara Kuvvetleri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. KKTC. Giriş mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. KKTC nedir? Valla bu Güneydoğu'da yapılan şeylerler değil midir? Onlardır yani. Yıkmak dökmekle hiçbir şey varılamaz. KKTC. O ne demek onun ki ya? Kuzey Kıbrıs. Kahkaha atmak. Kahkaha atmak mı? Hı. KKTC. Bilmiyorum. Herhalde yeni bir örgüttür herhalde. KKTC'nin açılımı nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türk Ceza Kanunu'nun bir bağlantısı olabilir yani, anlamlarıyla, kelime harfleriyle yani, öyle oluyor genelde. Yani mesela KKTC gibi mesela. KKTC'nin açılımı nedir? KKTC'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti sonu. Başı. Kara Kuvvetleri mi? Bilmiyorum. KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Evet, bilmiyoruz demeyi bilmeyen bir milletiz galiba. Hangi sokakta sordunuz bunu ya? Hangi sokak burası? İstanbul'un değişik. Ben de gideyim o sokak. Gerçekten yani bilmiyoruz demiyoruz. Her şeye bir şey uyduruyoruz ama neden bu böyle? Yani yabancılarla bizim aramızdaki en temel farklılıklardan birisi odur. İnsanlar bilmiyorsa bilmiyorum der. Biz ama mutlaka bir şey dememiz gerektiğini hissediyoruz. Ben böyle bir iki yerde yol sorup bambaşka bir yere gittiğim oldu, evet. Tarif ettiler yani. Evet, gerçekten enteresan. Yani bu hangi konuyu çıkarırsak çıkaralım soralım. 3-5 isim dışında Türkiye'de çok fazla tanınan yok. Herkes bir şey uyduruyor. İsimleri soruyoruz. Yani KKTC artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşamımızın bir parçası oldu. 40 yıldır telaffuz ediliyor ama hala sokakta bunun açılımı bilinmiyorsa da sokakta... hepimizin kabahati var. Çocuklar o kadar gelmiş, mikrofon uzatmış, şimdi bilmiyorum, ayıp ama bir şey söylemek lazım. Değil mi? O kadar nezaketten o aslında. Geri çevirmemek lazım. Evet, reklamlardan önce sorular vardı arkadaşlarımızın. Onların cevabını alalım kısa kısa, ondan sonra devam edelim. Ana medyada niye yer bulamıyorsunuz, yoksa kendiniz mi yazmak istemiyorsunuz? Onu tabii ana medyaya sormak lazım. Doğru. Ama siz açık bırakıyorsunuz, o zaman teklif geldi de ben mi yazmıyorum noktasındaysanız hemen yarın teklif gelebilir. Yani tabii ki başlayabilirim. Ben dediğim gibi zaman zaman ara veriyorum biliyorsunuz. Televizyon evet. Programlarında da öyle. Zaman zaman ara veriyorum. Tekrar başlıyorum falan.
Belli olmaz. Arkadaşlar keyifli bir yöntem. Bakın bunu siz de kendinize ilke edinin. Ara vermekte yarar var. Kıbrıs konusunda arkadaşımız ısrarla Kıbrıs arkadaşımız çözüm istiyoruz biz artık bıktık dedi. Bu çözümsüzlüğün nedeni ne? Ve belki de Kıbrıs konusunda, Kıbrıs harekat konusunda ilk defa sizin kitabınızda biraz yer buldu. Ama o da işte çok geç bir oldu. Yeniden tam Kıbrıs harekatını belki yeni nesiller unuttuğu bir dönemde. Yeniden canlandırmak mı lazım? Daha mı çok yazılması, çizilmesi lazım bu çözümün gelmesi için? İşte üretiyorlar, satılamıyor. Ondan sonra da niye üretmiyorsunuz diye kızıyoruz. Yani bir paradoksun içerisine girdi, çıkamıyor Kıbrıs. Neler yapıyor? Şimdi tabii ben biraz demin espriyle de karışık söyledim. Sevgili Denktaş'a söylediğim lafla falan. Biraz eksik kaldı herhalde o kısım. Aslında tabii çözüm olmasın diye bir şey, öyle bir şey söylemiyorum tabii. Saçma bir şey söylemem de. Şunu demek istedim ben aslında. Yani buradaki çözüm aslında iki ayrı devlet olarak da çözülebilirdi. Yani esas olarak öyle çözülmesi daha hayırlı olurdu bana göre. Yani ille de yani aynı toprakta oturuyoruz diye yani hep beraber oturmak zorunda değiliz kimseyle. No. Yani bizim yanımızda da komşular var. Onlarla da aynı toprakta oturuyoruz. Beraber oturmuyoruz. Tabii sınır var arada. Bir yani. Tane ülke var. İki ayrı değil, 10 ayrı devlet var etrafımızda. Yani öyle olabilirdi. O olmadığı için. Yoksa bu sıkıntılar tabii ki bu sebepten kaynaklanıyor. Ama bana göre, bana sorarsanız Rum tarafının bu çözüme ben çok yanaşacağı düşüncesinde değilim. Çok açık söyleyeyim bunu yani. Çok uzun zamandır da söylüyorum aynı şeyi. Çünkü ben onları yerinde olsam yanaşmam. Çok çok mantıklı görmüyorum ben bu durumu. Onun için de iş gittikçe uzuyor. Onu demek istedim. Diğer konuya gelince biz bundan zannediyorum 5-6 yıl önce buraya geldik bir film ekibiyle birlikte. Ve çok detaylı bir senaryo çalışması yaptık aslında. Ta 60'lı yıllardan başlayıp 74'e kadar, harekata kadar Kıbrıs'ta gerçekte ne olup bittiğini anlatan bir dizi yazdık, hazırladık. Fakat bunun tabii bütün bu dönemleri çekmek falan çok pahalıya patladı. O sırada maliyetler çok yüksek çıktığı için sonunda vazgeçmek zorunda kaldılar. O dönem içerisinde o çalışmaları yaparken de ben burada geçmiş dönemi yaşamış pek çok insanla birebir konuşmalar yaptım. O tanıklıkların hepsini dinledim. Biraz da bu kitaba bunun yansımasının sebebi o çalışmadır esasında tabii ki. Çünkü onlar benim hep kafamda kaldı. Aslında Kıbrıs'la ilgili de bir roman yazmak istiyorum. Ama buraya bu kadar bölümü yansıdı. Bu arada tabii kitabı okunmamış olanlar olabilir. Bu kitapta aslında Kıbrıs'la ilgili iki tane olay anlatılıyor. Bunlardan bir tanesi 1964 baharında yaşanan bir olay. Bir kayıp otobüs olayı. Kıbrıs'a bilir muhtemelen. Belki sizlerden de gören olmuştur. Bilmiyorum bu üniversitede oynadı mı. Bir çok sevgili dostumuz Fevzi Tanpınar'ın çektiği bir belgeseli de var onun. İnternetten de bakabilirsiniz aslında. Bir ikinci olay ise Erenköy direnişi. Buraya çok yakın biliyorsunuz. Bu iki olay bana göre o 1963 ile 70 arasında Kıbrıs'ta yaşanan, Kıbrıs halkının yaşadığı mağduriyeti ve sıkıntıyı simgeleyen iki olay. O nedenle bu ikisini aslında seçtim. Burada ben olaya şöyle bakıyorum aslında. Türkiyelilik, Türklük, milliyetçilik, işte onlar Rum, siz Türksünüz filan gibi bir bağlamda bakmıyorum bu olaya. 1960 ile 70 arasında ne oldu aslında burada? Aslında bugün de dünyanın bir sürü yerinde benzer olaylar yaşanıyor. Yani geldiğiniz zaman bazen çok güzel bir havada özellikle bir Nisan günü şöyle baktığınız zaman dersiniz ki ya bu kadar güzel bir ada, her şey var. Nasıl olur da burada bu insanlar yıllarca birbirini öldürüp birbirleriyle savaşma ihtiyacı duymuşlar ve hala nasıl geçinemiyor olabilirler? Bir de üstüne üstlük kültürleri son derece iç içe geçmiş. Çok benzer kültürler, yani çok büyük bir farklılıklar yok. Bu gerçekten üzücü bir şey ve bu sadece buraya özgü bir şey değil. Yani bu Afrika'da da yaşanan bir şey. Bu dün Balkanlar'da da yaşanan bir şey. Çok daha önce yaşanan bir şey. Şu anda Orta Doğu'da da yaşanan şey. Aslında bu temel üzerinde belki konuşmak lazım bu konuları veya bununla ilgili bir film yapılacaksa, kitap yazılacaksa biraz bu temel üzerine gitmek lazım. Belki biz
kendi mağduriyetimizi, kendi derdimizi anlatıyoruz. Ama bu arada mesela Rumların yahut da Yunanların da yıllardır anlattıkları kendi mağduriyetleri ve sıkıntıları var. Elbette onların içinde de çok haklı olan taraflar vardır. Tabii ki onlar da onu anlatacaklar. Ama dediğim gibi benim Kıbrıs'la ilgili bakışım, geçmişe bakışım şöyle. Şimdi çok sıkılmazsanız çok kısa anlatmak isterim bunu. 1960'da bir cumhuriyet kuruldu burada. Bu iki toplumlu dediğimiz şu anda beklediğimiz çözüm aslında o zaman yapılmış oldu. Ve bu Kıbrıs Devleti'nin yöneticisi Rum tarafı, oradan seçiliyor Makaryos. Ve onun yardımcısı Türk. Ama bütün büyük bakanlıklar, esas mekanizmayı yürütecek olan her yer, işte polis şefi falan filan, mahkeme başkanı, bunların hepsi de Rum tarafından. Çünkü biz biraz da azınlık durumundayız. Fakat şöyle bir şeye baktığınız zaman 1963'le gelinirken önce İngilizlere karşı başlayan fakat daha sonra Türklere dönen bir Enosis planı var, bir EOK örgütü var. Bu da milliyetçi bir Yunan örgütü aslında. Ve başına da Yunanistan'dan gelen bir subay var bunların, Grivas adına. Şimdi burada bu örgütlenme çok ciddi bir şekilde, zaten yani kendi kaynaklarıyla anlattıkları bir şey, bir Enosis planı uygulamak istiyor. Bu planda ne? Adayı Yunanistan'a bağlamak ve Türkleri buradan kaçırmak. Şimdi Balkanlarda da aslında yapılan şeylerin aynısını burada da yapıldığını çok net olarak görüyoruz. Ne yapılıyor? Önce toprakları ele geçirmek lazım. Mümkünse önce parayla, satın alarak iyi toprakları, verimli toprakları, deniz kıyıları. O mümkün değilse tetiş hareketleriyle, korkutarak, sindirerek, terörle vesaireyle. Bu giderek büyüyor ve sonunda baktığınız zaman Türkler 1963'ten sonra kıyılarda asla yer bulamıyorlar. Tamamen iç kesimlerde kalıyorlar ve daha verimsiz topraklarda kalıyor ve gettolarda yaşamaya başlıyorlar. Ve yıllarca o gettolardan çıkarken bile çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Çünkü barikatlar var. Her seferinde o barikatlardan geçmek zorundalar. İşte çocukları, eşleri taciz ediliyor. Hakaretlere uğruyorlar vesaire. Şimdi bu sonuç olarak Türk olsun veya olmasın bir yerdeki bir azınlığa uygulanan bir zulüm bu. Bu bir mağduriyet. Ve bu bunun için edebiyatında konusu bu. Veya sanatında konusu olabilecek bir şey. Yoksa yani biz çok haklıyız, siz haksızsınız meselesinde değil. Yazda bu çok çarpıcı bir şekilde, vurucu bir şekilde anlatılıyor. Yani o kitabı okuyup da etkilenmemek mümkün değil. Teşekkür ederim. Çok iç içe konular var ve Kıbrıs olayı belki orada bir bölüm olarak geçiyor ama çok çarpıcı bir şekilde. Hemen bir şey eklemek istiyorum arkadaşımızın sorusu sebebiyle. Bunu çok ilgi çekmiyor falan dediniz ya. Bu bana gerçekten çok garip geliyor çünkü çok yakınımızda olan bir şey bu ve çok yakın tarihte yaşanan bir şey. Şimdi bugün Türkiye'de pek çok kişi çok daha uzakta, hiç bilmediği yerlerdeki insanların mağduriyetleri hakkında çok hassas davranırken bu konuyla hiç ilgilenmiyor olmaları bana çok garip geliyor doğrusu. Çünkü gerçekten çok yakın bir dönemde yaşanmış bir şey. Hani üzerine çok fazla bir şey de değil çünkü tanıkları da yaşıyor. Herkes orta, her şey ortada, belgeleri ortada, resimleri, filmleri ortada. Yani gizli saklı ve yani çok spekülasyon yapılacak bir konu da değil. Değil. Evet, soruları alalım. Mikrofonlar kimdeyse. Mikrofonlar size mi? Buyurun. Merhaba, Kübra Kazmacı ben. Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de edebi yönünüzle ilgili bir soru sormak istiyorum. Sizi edebiyata çeken, bu içinizdeki yazma aşkını uyandıran ve ben kesinlikle bir kitap çıkartmalıyım dedirten olay ne? Ben bunu merak ediyorum. Bir de herkesin bir başucu kitabı vardır. Sizinki ne? Onu öğrenmek istiyorum. Aslında ben mutlaka kitap çıkarmalıyım diye bir şey hiç düşünmedim. Öyle bir niyetim yoktu. Şöyle bir şey, çok eskiden beri yazı yazıyorum. İşte yani bu bilmiyorum, bizim belki aileyle de ilgili bir şey. İşte annem edebiyat öğretmeni, babam kitaba meraklı, amcam çok meraklı falan. Belki onunla da ilgili. Çocukken de çok okuduğum için ben de kendimce yani okuduğum şeyleri beğenip bir şeyler yazıyordum. Hani ilkokulda mesela işte ıssız adaya düşen gençler gibi bir şeyler yazıyordum. Çünkü niye? Yok, anne baba yok, öğretmen yok, kurallar yok filan. Şahane. Onu yazmak hoşuma gidiyordu filan. Hayal etmek güzel bir şey değil mi? Nasıl? Hayal etmek güzel bir şey. Onun için yani. Ve tabii yani belki şimdi bazen düşünüyorum. Etrafa da arada laf atıyorum. Ya bu şeylerle çok oynuyorsunuz işte.
Sosyal medyayla. Sosyal medya işte aletlerle falan diye. Valla belki bu kadar çok imkan olsaydı ben de yazmazdım diye düşünüyorum. O kadar çok oyalanmış. O zamanlar o kadar çok oyalanacak şeyimiz yoktu açıkçası. Biraz da böyle yani daha belki kendi içine dönük bir çocuk muydum bilmiyorum. Yani evde oturup bir şeyler okumaktan, bir şey yazmaktan sıkılmıyordum. Ben hoşuma gidiyordu öyle bir şey. Ve bu kitapta bir cümle var. Hayaller oturabileceğiniz en büyük evdir diyor. Dolayısıyla gidemediğiniz yerlere sizi götürür edebiyat. Okumak da tabii ki, yazmak değil sadece. Hiç görmediğiniz zamanlara geri götürebilir. Bir zaman makinesi gibi bir şey aynı zamanda. Çok dile getirmek isteyip getiremediğiniz duyguları size bir başkası tarafından anlatıldığını görürsünüz. Bazen çok içinden çıkamayacağınız bir durumun aslında 16. yüzyılda birisi tarafından çoktan içinden çıkılmış olduğunu öğrenebilirsiniz. Veya o zaman bile birisinin içinden çıkamadığını görüp onunla bu duyguyu paylaşmaktan mutlu olursunuz. Yani çok oturduğunuz yerde size bir roman birçok şeyi öğretir aynı zamanda. Yani eğitim tabii ki çok önemli bir şey. Özellikle sistematik eğitim, sizlerin gördüğü eğitim çok önemli bir şey ama bir boyutu eksik bırakıyor. O boyut ne? Duygusal boyut. Hem insanlığın duygusal boyutu hem sizin bireysel olarak duygusal boyutunuzu o eğitim eksik bırakıyor daima. Onu bence edebiyat tamamlayan bir şey. Sanat onu tamamlayan bir şey. Onun için onunla iç içe olmak her zaman bana çok keyif verdi. Hep de yani estetik haz benim hayatımdaki en önemli heyecan, en büyük zevk oldu. Bu müzik veya edebiyat fark etmiyor şu anda da gördüğünüz gibi. O beni hep çok mutlu etti. Çünkü orada kimseye ihtiyacım yok. Başucumda herkes kitap bulundurdu. Siz başucumdan müzik diye kitap yazdınız. Yani müzik hayatınızın her evresinde var mı? Var. Çocukluğumdan beri o da var aslında. Ama çok uzun zaman kendi başıma biraz hobi olarak uğraştım. İşte sonra böyle zaman zaman arkadaşların çaldığı yerlere gidip bir şeyler çalmaya başladım filan. Bir dönem oldu. İşte diyorum ya bazen bazı işlerde de hayır var. Mesela gazeteciliği bırakmasam belki veya televizyonu o sırada bırakmamış olsaydım buna vakit bulamayacaktım. Öyle bir boşluk oldu, bir dönem oldu 4-5 yıl önce. Onun üzerine çok değerli müzisyenlerle ciddi bir şekilde çalışmaya başlayınca onun devamı geldi. Onunla ilgili çok sorular da var. Bir alana mı yönelmek lazım? Yoksa böyle çok renkli olmak diyemem ama arkadaşımız çok bekledi. Sorunuzu alalım isterseniz. Buyurun. Merhaba Kürşat Bey. Otto'ya hoş geldiniz. Adım Mehmet Şahin. İnşaat mühendisliği öğrencisiyim. Ben biraz geçmişe gitmek istiyorum. Tempo dergisi tiraj rekoru kırdığı yıllarda derginin genel yayın yönetmeliğiniz. Bu başarıyı neye borçluyuz? Evet, dergicilik de öldü mü yoksa şimdi iyi dergiler mi yapılmıyor, satılmıyor? Ne oldu? Yani Tempo 80-100 bin satan bir dergi şimdi çok çok düşük tirajlara 8-10 bin bile satmıyor. Ne oldu o günden bugüne? İnsanlar okumuyor mu? Ya aslında dergi sayısı arttı Türkiye'de yani. Bizim o dönemimize göre şu anda çok çok fazla dergi çıkıyor. Biraz şöyle bir şey zannediyorum. Biz o dergi yaptığımız dönemlerde dergiler haber peşinde koşuyor. Özel haber yakalıyorlardı. Yani biraz aslında haberciliğin şekli değişti. Dergiciliğin değil de haberciliğin şekli değişti. Şimdi kopyala mesela, yapıştır haber. Tabii yani gazeteleri de şimdi aldığınız zaman elinize mesela eskisi gibi haber görmüyorsunuz. Genellikle işte o onu dedi, bu bunu dedi. Başbakan şöyle açıklama yaptı, muhalefet böyle söyledi falan gibi şeyler okuyorsunuz. Yani çok özel haber görmüyorsunuz. Halbuki mesela şu anda eğer bu dergiyi çıkarıyor olsaydık bizim ekibin bir sürü yolsuzluk haberini çıkarmış olması gerekirdi. Çıkarmıyorsa da o işi yapmamaları gerekirdi. Ama şu anda öyle bir şey beklenmiyor onlardan doğal olarak. Zaten son 10 yıldır dergicilik o alandan çıktı. Daha yani böyle işte magazin dediğimiz, lifestyle dediğimiz kapak bir konuları kaldı. Tarza girdi. Bir de ikinci bir şey daha oldu bu arada. Gazeteler çok fazla ilave vermeye başladılar. Çok ekler vermeye başladılar. Ve gazeteler biraz dergiye dönüştü aslında. Yani dergilerin işlevini şu anda büyük gazeteler yapıyor zaten. Dolayısıyla insanlar orada okuyor onu. Yani işte röportajı da orada okuyor. İşte gezi ekleri var, kitap ekleri, her türlü eki veriyor gazeteler. Biraz da onunla da ilgili. Daha fazla emek gerekiyor tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba, ismim Talat Özfenk. Siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler öğrencisiyim.
Soruma geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Mikrofon ağzına yanaştırabilir misin ses? Öncelikle Kobani olayları sırasında şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben sizin Kobani olayları hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce konunun Türkiye ile alakası olmadığı halde kandan beslenen bu insanlar neden sokakları savaş alanına çevirip belediyeleri yakıp yıkıyor? Yani Türkiye mi kurup Kobani'ye? Teşekkür ederim. Evet, Orta Doğu alev alev. Komşularımız alev alev. Bir zamanlar Balkanlar çok kaynıyordu. Şimdi Orta Doğu kaynıyor. Ne oluyor? Yani dışarıdan mı bir güçler tahrik ediyor buraları? Orta Doğu'da o alevler yanıyor. Yoksa ne oluyor? Yani insanlar niye bu kadar birbirine düşman hale getirildi? Yani şimdi bütün dünyanın çözemediği konuyu benim 5 dakika için cevap vermemi istiyorsan vermeye çalışayım. Valla yazarlar çok kolay çözüyorlar böyle. Farklı bir açıdan bakıyorlar olaya tabii. Yani politikacılardan çok daha farklı bakıyorsunuz. Ya Orta Doğu meselesi tabii çok geçmişten bugüne çok acayip zor bir satranç. Evet. Bin yıl önce de sorun vardı. Yani buradaki tabii en büyük şey, yani bunu çok bilgili olmaya gerek yok bu konuyla ilgili. Elbette ki bu böl yönet politikalarının çok uzun yıllardır gelen bir sonucu. Yani bu bölgede tıpkı Balkanlarda olduğu gibi çok fazla etnik gruplar olduğu ve çok fazla çıkar çatışması olduğu için ve aynı zamanda büyük devletlerin ve sermayenin de oradan başka hesapları ve başka beklentileri olduğu için bu coğrafyanın toparlanıp kendine gelip ciddi bir şekilde bir şey yapma imkanı bir türlü olamıyor. Çünkü bir yerden bir kavga mutlaka çıkartılıyor ya da çıkıyor kendine. Bizim dışımızda yani, çok daha farklı etkiler var. Geliyor, onlar farklı noktalara götürüyorlar. Buyurun. Berke Tümeyandıç Kimyendi. Ben sosyal bilimlerin, müziğin, sanatın, edebiyatın, bu en önemlisi de adaletin bu kadar eksik olduğu bir toplumda siz geleceği nasıl görüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Ben de sen niye bunlarla uğraşıyorsun bu ülkede diyeceğini zannettim. Geleceği nasıl? Ya valla doğrusunu isterseniz ben hep böyle biraz kötü örneklere bakarım. Yani mesela basit bir şey söyleyeyim. Yani diyelim ki bir yere gittiniz. İşte insanlar der ya canım Almanya'da olsa böyle olmazdı filan. Ben de derim ki Irak'ta olsa böyle olurdu, şöyle olurdu diye düşünürüm. Yani biraz belki böyle garip bir bakış açısı ama şimdi yani sizlere baktığım zaman da mesela kendi tabii üniversite yıllarımı düşünüyorum. Şimdi mesela geçenlerde kıyafet şeyi mi çıktı değil mi? Tartışmaz ama liselerde evet. Çıktı. Şimdi üniversiteye girdiğimiz sıra İstanbul Üniversitesi'ndeydik. YÖK yeni kurulmuştu 81 senesi. Bir gün okula geldik, dediler ki kıyafet zorunluluğu var. Nedir kıyafet zorunluluğu? Bir kere dediler senin saçın uzun. Benim o zaman uzundu biraz saçım. Yani uzun dediği zaman çok uzun değil yani at kuyruğu falan değil. Yani şöyle bir saçım var. Bu saç olmaz. İşte, sakal olmaz. Sakal olmaz. Elbise giyecek falan. Ben de silindir şapkayla gittim ertesi gün. Çünkü baş açık da girmek gerekiyordu. Türban da yasak. Ben de başı kapalı bakalım silindir şapkaya ne yapacaklar diye gittim. Tabii kapıdaki adam şaşırdığı için bir şey diyemedi ona. Ezber bozuldu. Fakat yani bir üniversite öğrencisini de düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey vardı. Hatta bir gün birebir dekanla bunun kavgasını yaptık. Oğlum işte sana söylemeden saçını kes falan diyor hala adama. Ya dedim yani nasıl olabilir böyle bir şey ya? Yani üniversiteye gelmişiz. Adamın saçımla meşgul yani. Hani ne bileyim şöyle niye çalışmıyorsun da bilmem daha da iyi not almıyorsun dese o kadar kızmayacağım. Hiç onu ilgilendiren bir alan. Yani benim özel alanım seni ne şekilde ilgilendiriyor olabilir? Hadi devleti ilgilendirdi, polisi ilgilendirdi, dekanı niye ilgilendirsin? Yani bu tabii bence acıklı sahneler. Bunun gibi daha bir sürü şey anlatabilirim size ama şimdi baktığım zaman yani herhalde bundan daha iyi durumdasınız diye düşünüyorum. Evet, şimdi yani. Soru soran arkadaşımız eğer 12 Eylül döneminde öğrenci olsaydım bu sakalı bırakamayacaktım muhtemelen. Açık mı şu an? Muhtemelen öyledir. Öncelikle hoş geldiniz üniversitemize. Ben Orbey Parsak. Şunu sormak istiyorum. Farklı kollardan sanatın içerisinde olan bir insansınız. Ve sanatçıların toplum üzerinde etkisinin çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Şu anki siyasi iktidar sanatçıları toplumu etkileme amacıyla biraz kullanıyor gibi. En azından benim görüşüm böyle. Yani şu geçtiğimiz süreçte yaşananlardan bahsediyorum. Siz yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sanatçılar siyaseten kullanılıyor mu? Yoksa bu olumlu bir şey mi? Akil insanlardan mı gidiyorsun? Yok, hayır, akil insanlar değil. Yani belirli periyotlarda, seçim dönemlerinde. Yani popüler sanatçılardan. Popüler sanatçılar siyasi iktidar gösteriliyor. Toplum etkilenmeye mi çalışılıyor? Yani bu etkilemeye çalışma işlemi olumlu mudur? Yoksa bir art niyet mi vardır altında? Sizce iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Yani tabii politikacılar genel olarak popüler insanlardan mutlaka faydalanmak isterler. Bunun en iyi örnekleri de futbolcular oluyor genelde. Amerika'da biliyorsunuz da futbol takımları yaygın oluyor. İşte her gittikleri yerde biliyorsunuz oranın futbol takımının kaşkolünü takarlar falan. Yani bunu tabii kullanmak istiyor. Bütün dünyada da olan bir şey. Popüler kültürü temsil eden, işte siz sanatçı dediniz, peki öyle devam edelim, öyle diyelim. İnsanlar da doğal olarak yani iktidarlarla iyi geçinmeye çalışırlar. Çünkü yani onların derdi zaten daha çok para kazanmak. Aslında bu ayıp bir şey değil yani. Onların işi o sonuç olarak. Yani biz memlekete çok faydalı olalım diye bir şey yaptıklarını zannetmiyorum çoğunun yani. Öyle bir dertleri olduğunu düşünmüyorum. Sizin öyle bir dertleri olması da gerekmiyor da yani. Yani öyle bir zorunlulukları da yok yani. Onlar öyle tercih etmiş olabilir. Yani karşılıklı bir alışveriş bence orada. Yani çok art niyet. Kimseyde... Yani onların da hevesli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, buyurun. Merhaba, ben Elif Numan. Mikrofon. Siyaset ve uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Aşkı yazmak için yaşamak mı gerekir? Zor soru, bir daha sor. Mikrofonu ağzına. Aşkı yazmak için yaşamak mı gerekir, hissetmek mi gerekir? Yani, aşkı yaşamak için, yaşamak için, yazmak için, sevmek için, yaşamak için. Yani böyle. Anladım ben. Ya kitap mı yazacaksın sen? Yani nasıl cevap vereyim? Aslında gerekmeyebilir. Gerekmeyebilir. Tamamen platonik de olabilir bu duygunuz sizin. Yani ille, yani yaşamak derken ille yani ille birisiyle beraber olmak, onunla gezip tozmak gerekmez onunla böyle bir aşkı yazmak için. Tamamen platonik bir duyguya da yazabilirsiniz ki böyle yazılmış birçok geçmişte mektuplar, tabii o zaman mektuptu. Şimdi mektup takan. Şimdiki gibi değildi. Yani yıllarca birbirini hiç görmeden çok büyük edebi eserler yazan, yani o insana mektuplar yazar. O mektuplar da sonra bir edebi esere dönüşen yazarlar var. O da olabilir ama yani bir yazar açısından bunu söylemek biraz zor. Çünkü yani bir bilim kurgu eserini de siz çok inandırıcı bir şekilde yazabilirsiniz aslında. Yani tabii yaşamadığınız bir dönemi yazabilirsiniz. Örneğin ölümü yazmak için ille de ölmek mi lazım yani? Yani mesela yani onun gibi, evet. Onun gibi. İkisi de mümkün yani. Ama yaşarsan, hele bir de acı yaşarsan daha böyle herhalde altalı yazılabiliyor. Evet, en arkadaki arkadaşımız. Buyurun. Merhabalar, ben de siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Kürşat Bey, siz bir yazar olarak, bilmiyorum sizin kitaplarınız ne kadar ama Türkiye'deki düşük kitap okuma oranının kitap fiyatlarının bu kadar pahalı olmasıyla hiç alakalı olduğunu düşünüyor musunuz? Kürşat Başar'ın kitapları çok pahalı değil. En son kitabı Yaz, 100 bin bastı ve fiyatı da 20 lira. 20 lira. Şimdi özür dileyerek bir devam etmek istiyorum. Yani şimdi hayır, 30 liralık, 40 liralık, 50 liralık kitaplar. Sık kitap okuyorsa sürekli gidip de 20, 25, 30 lira vererek bir kitap alması hiç kolay bir şey değil yani. Hı. Şimdi bu açıdan düşündüğümüzde. Evet. Alkışlar da gösteriyor ki kitap fiyatlarından bir rahatsızlık var. Söyleyeceğim, doğru. Şimdi evet, doğru söylüyorsunuz tabii. Kitap fiyatlarından bir sıkıntı olduğunu farkındayım, gayet iyi. Şimdi bunun maalesef tabii zamanda bize korsan kitap olarak da geri dönüyor. Yani biraz daha ucuz olduğu için pek çok insan gidip korsanını alıyor. Bu tabii yani sadece hani benim cebimden para çaldı meselesi değil yani. Bu korsanlık hikayesi aslında bu telif hakları açısından gereken bir şey ki biraz çok kısa söyleyeyim sizin sorunuzda sonra tam bir cevap vereyim.
Yani şimdi bu hep şöyle düşünülüyor. Canım yani bir korsan film alıyoruz, bir korsan CD alıyoruz, bir korsan kitap alıyoruz. Ne var bunda filan diyor. Tabii alıcı açısından evet doğru sayılabilir bu ama şöyle düşünün. Bu aslında genelde baktığınızda mesela sizlerin içinden yarın bir buluş yapanlar olabilir. Bir software yazan olabilir. Çok ciddi bir software yazan olabilir. Yani hakikaten bütün dünyada devrim yaratacak bir software yazabilir içinizden birisi. Onu birisi gelip kırdığı zaman hiçbir değeri yok. Bu böyle olduğu için bunlar çıkmıyor. Yani çünkü bütün dünyada bu çok kıymetli bir şey. Sizin fikriniz ya da ürettiğiniz bir şey, bir eser çok kıymetli bir şey. Eserin kıymetli olması bu anlamda önemli. Yoksa yazar para kazansın, şarkıcı daha çok kazansın. Aman Amerikan firmalarına gidiyoruz. DVD'nin korsanını alsak ne olur değil konu yani. Böyle bir özelliği var. Ama mesela Türkiye'de şöyle bir şey de var. Örneğin internet üzerinden birçok yayın evinin çok indirimli siteleri var. Ayrıca başka siteler var. Yani yayın evlerin kendi sitelerinden de indirimli alabilirsiniz. Aynı zamanda başka sitelerde de çok ciddi indirimler var. İşte ikinci el satılan kitaplar var. Yani ben çok da abartılması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü mesela şu diğer kitaplar, hani bu şimdi biraz daha kalın olduğu için pahalı çıkmış bu ya. Bunu indirtelim fiyatı. Evet diğerleri yani, mesela 8,5 yani 8 lira. Üreti yaşamlar 8,5 lira. Yani sonuçta bir paket sigaradan daha ucuz. Ha o kadar zararlı mı? Onu tabii ona bir şey diyemeyeyim. Daha zararlı da olabilir biliyorsun. Evet. Aynur Ardıç diyor ki Kürşat Bey programınızda görünce çok mutlu oldum. Son kitabını çok beğenerek okudum diyor. Kitap Kıbrıs'ın dışında aşka da konu olmuş diyor. Ve sorusu şu, aşk bir teslimiyet midir diyor. Aşk bir? Bir teslimiyet midir? Teslimiyet. Zor soru galiba. Yani teslimiyetten çok tabii bir evet yani bir anlamda bir bir anlamda kendini adamayla ilgili bir şey. Çok yoğunlaşmayla ilgili bir şey. Hani işte birçok kişiniz tartışıyor ya bu konu hep konuşuluyor. İşte günümüzde niye eski aşklar yok falan gibi şeyler konuşuluyor. Yani biraz belki o yoğunlaşmadan çıktığımız için de yok. Yani demin dedim ya o kadar çok enstrüman var ki ortada. Dikkat yani bir sürü şeyle uğraşabiliyorsunuz aynı anda. Bir sürü insanla kontak içerisindesiniz. Dünyanın her tarafından insanlarla görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz filan. Yani bir tek kişiye kendini adama durumu biraz değişti. Esasen bu sadece aşkla ilgili değil yani genel olarak da. Yani insanlar artık kendileri, kendi hayatlarını daha önemser hale geldi. Yani bir başkasına hayatını adama... işte feda etme, fedakarlık falan gibi kavramlar eski biraz daha kalmadı diyorsunuz. Geriye kaldı. Evet, yani. Tabii. Mektup kaldı mı ki aşk kalsın diyoruz. Mikrofonlar buyurun. Öndeki buyurun. Merhabalar. İsmim Tolga Uçar. Hazırlık sınıf öğrencisiyim. Kürşat Bey ben sizin medya yönünüzle ilgili konuşmak istiyorum. Biz sizi Kürşat Paşa'yla programı ile biliyoruz. Dizi sektörüne de girdiniz diye biliyorum. 2012 yılında bir iki rol oynadım evet. Evet. Şimdi burada rating sistemini eleştirirken rating sisteminin içine girdiğinizi de düşünüyorum tabii. Doğru. Bu yönde bir eleştirim var. Neden dizi sektörüne girdiniz? Girmedim canım bir yere. İki tane rol oynadım. Konuk sanatçı gibi oynadım yani. Bir nevi girmiş oldunuz gene de. Ya gireyim peki. Girmiş oldunuz. Neden girdiniz yani? Zor nasıl sokacak seni dizilere? Yapımcı falan mısın? Teklif mi getirdin? Ya, bir iki bölüm de olsa girmiş oldu Kürşat Bey. O yüzden neden girdiğini merak ediyorum. Dizi konusunda iki saatlik Türkiye'de iki saat sürüyor. İki saatlikler var. Bununla ilgili sıkça zaten ünlülerden eleştiri geliyor. İki saat olmamalı diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne gibi zorluklar yaşadınız? Şimdi dizi sektörüne girişim şöyle, bir gün yürüyor. Ya aslında tamamen benim yaptığım birçok şey, biraz böyle kendi keyif aldığım şeyleri yapmayı seviyorum. Ve biraz da tesadüflerle yürüyor. Yani böyle çok, hani şu sektöre mi gireyim, birdenbire müzik işine mi geçeyim, inşaata mı gireyim falan gibi böyle düşünmüyorum yani ben. Biraz böyle tesadüflerle oluyor bütün bunlar. Hatırla Sevgili adlı bir dizisi vardı sevgili Tomis Giritlioğlu'nun. Çok da sevilen bir diziydi. O sırada ben yani o diziden hemen önce başucumda müziği yazmıştım. Aynı dönemi anlatan bir dizi.
Hatta ilk başında beraber çalışalım falan diye konuştuk. Olmadı. Sonra dizi biterken o başka bir diziye geçecek ve benim ille o projede yer almamı istiyordu. Çok ısrar ediyordu. Ben de yok ben oynayamam, yapamam, edemem falan dedim. Dedi ki ben o zaman gel bu dizi sana da çok uygun bir dizi zaten. Orada bir rol oyna hani bakalım belki beğenirsin, seversen yaparsın, sevmezsen yapmazsın falan dedi. Peki dedim ben zaten dizi çok iyi gidiyor yani ben girince reyting düşmeyecek. Durumu iyi yani bitmek üzere zaten. Ondan sonra girdim orada bir psikiyatrı canlandırdım. İyi de fena diyor, hoşuma gitti, değişik bir şey. Aslına bakarsanız ben bütün işlerin hepsinin başında tiyatroyla başladım. Hmm. Yani dizi sektörüne ben girmedim. Yani belli dizi var. Sektörü sonra teklifleri açıyorum diyorsunuz yani. Kurdum aslında diyeyim. Önce tiyatroya başladım. Fakat sonra gazetecilik, yazarlık bunlar daha ve tiyatroyu devam ettiremeyeceğimi düşündüm. Biraz da böyle aslında bakmayın burada oturduğuma, televizyon programı yaptığıma filan. Ve çok da öyle yani sahnede olmak aslında çok hoşuma giden bir şey değil. Şimdi kitap yazmak daha iyi. Çünkü kendi kendine yazıyorsun yani. Yani sonradan laf işitiyorsun. o anda bir sorun yok. Kendin yazarken mutlusun yani. O çok daha bana özel bir şey. Diğerleri yani biraz fantezi, biraz eğlence için. Eğlence böyle olsun. Tesadüfen yaptığım işler. Devamında şeyi soruyoruz. 3 saat, 2 saat meselesi. Evet çok tartışılmış bir konu. Yani bu reklam şeyini bir türlü düzenleyemedikleri için öyle devam ediyor. Yoksa aslında herkes şikayetçi bundan. Çünkü herkes dizi sektörü. Herkes hiç değilse bir saate düşsün, 50 dakikaya düşsün filan diyor. Bir türlü çözemediler o konuyu. Çözemediler, buyurun. Merhabalar, benim ismim Turulan Gazioğlu. Elektrik elektronik mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Soruma geçmeden önce kısa bir şey söyleyeceğim okulumuzla ilgili. Okulumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak geçiyor ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin eğitim kültürünü gerçekten burada Kuzey Kıbrıs kampüsünde yaşatıyor. Türkiye'de şöyle bir ön yargı var. Kıbrıs'ta okuyorsun, paralı okuyorsun. İşte sen oradan beleşten mezun oldun. Ben eminim ki buradaki hiç kimsenin beleşten mezun olduğuna inanmıyorum. Neler çektiğinizi en iyi ben biliyorum. Ya, tabii yani. Ki kesinlikle öyle. Herkes hak ederek buradan mezun oluyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Benim sorum şuydu. Siz bir edebiyatçı olarak bir karşı cinsten bir insana bir kadın olarak kadın diye mi seslenirsiniz, bayan diye mi seslenirsiniz yoksa hanımefendi diye mi seslenirsiniz? Çünkü bizim okulda bu yoğunlukta tartışılıyor. Neden bilmiyorum ben bir insana bayan dediğimde sensin bayan gibisinden yanıtlar alıyorum ilginç bir şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben bunu merak ediyorum. Herhalde tanımadığınız birisi. Tanıdığınız oldu mu? Evet, İsmini kesinlikle. Yani isminle seslenirim. Tabii. Kız arkadaşına bayan demiyorsun. Yok, kesinlikle. Öyle bir durum olmaz. Ya bayan lafı biraz çok aslında bizde kullanılan bir şey değil. Yani şey gibi düşünmez. Birisi sana gelip bay dese şimdi mesela. Yani o eskiden böyle bir neden hani Mr. Mrs. Karşılığı olarak bir ara kullanılmış bir şey Türkiye'de ama tuhaf bir laf oluyor yani şimdi. İşte Bay Kürşat, işte bayan Ayşe filan tuhaf oluyor. Ya o aslında biraz tedavülden kalkmış bir laf olduğu için yani. Bayanı çizdik. Hanım? Hanım da tuhaf tabii. Yani. O da tuhaf. Ya ismini bilmeyeceksin. İsmini bilmiyor. Erkeğe da... ne diyorsun mesela? İsmini bilmediğin bir erkeğe. Hocam diyorum mesela. ona da öyle söylüyorsun. Hocam. Yani bizim zamanımızda... Ama o günün geleneğidir hocam, herkes hocamdır. Arkamızdan delikanlı derlerdi değil mi? Aslan derler. Aslan, koçum derler. Böyle laflar var. Yani İçinden ne geliyorsa demek, olur. Hanımefendi demek bence tabii en doğrusu olur. Peki, teşekkürler, sağ olun. Naçiz, hanımefendi de 18 yaşındaki bir kıza da hanımefendi demek de ağır bir... Küçük hanım diyebilirsiniz. Evet, buyurun. Merhaba Kürşat Bey, hoş geldiniz okulumuza. Benim sizinle ilgili sorum gelecek ile ilgili düşünceleriniz. Yani iyi bir yazarsınız, iyi bir gazetecisiniz, iyi bir müzisyensiniz hepimiz teşekkür gördük burada. Yani geleceğe yönelik düşünceleriniz şu şekilde mi? Yani ben müziğimi yapayım, bir olay olduğu zaman manşeti yapıştırayım, işte dergi çökerse ucundan tutayım gibi gibi mi? Kendimle ilgili. Evet yani veya bir hikayeniz olduğu zaman işte o kitabı yazmalı mıyım falan filan. Şimdi esasında ben kendimle ilgili durumum biraz şöyle. Bir yeni bir şey yapmak beni heyecanlandırıyor. Böyle değişik bir şeyler yapmak beni heyecanlandırıyor.
Şimdi arkadaşlarım da bilirler genel olarak. Yani böyle çok yani bir müddet aynı şeyi yaptıktan sonra bir şey illa kurcalamaya başlarım onu. Şimdi bunu şöyle mi yapsak, biraz değiştirsek mi? Aklıma şöyle bir şey gel, bilmem ne. Bununla uğraşırım. Beni o heyecanlandırıyor. Mesela şimdi artık bu kitap bitti, bayağı da uzun sürdü. Şimdi yeni bir kitap, ne yazacağım? Kafamda bir takım şeyler var, aldığım notlar var. Onlarla uğraşıyorum bir yandan. İşte bir yandan yeni albümün çalışmalarına başladık. Onun beste arayışları var, kendi yaptığımız besteler var. Kendi müzik grubumuzla çeşitli projeler yapıyoruz. Yani bizim Kürşat Paşa Orkestrası bir orkestramız var ama ona eklenen birçok isim var. Yani mesela İlhan Şeşen'le birlikte çalışmalar yapıyoruz. Zuhal Olcay'la birlikte çalışmalar yapıyoruz. Kendi solistlerimiz var. Ayşen var, Jale var, Güvenç Dağüstün var. Şimdi Berkay diye başka bir arkadaşımız daha geliyor. Yani çok böyle farklı farklı projeler yapıyoruz ve onların her biri içinde yeniden Zeynep bir çalışma var, unuttum. Başlıyor. Zeynep Talı var, sabahtan beri yani Zeynep Talı'yı unuttun. Onca insan sayınca Zeynep Talı yazıyor bütün sözleri. Ben Zeynep Hanım da... O zaten olmazsa olmaz. Demirbaş olunca unutuluyor. Burçin Bey'le Zeynep Hanım'ı söylemiyorum. Onlar zaten... Gençlerle bir arada olmayı çok seviyor arkadaşlar. Hem size evet, hem de diğer evet. Üniversitelere bahar şenliklerinde özellikle gençlerle bir arada olmayı çok seviyorlar. Bahar şenlikleri düzenlerken bence şimdiden yerinizi ayırtın o dönemlerde. Çok keyifli saatlerce süren müzikler var. Burçin Büke ile birlikte ve geniş bir orkestrayla sadece caz değil Türk müziği de her şey vardı. Her şeyi çalıyorsunuz değil mi? Aslında tabii şimdi biz burada çok özel bir şey yaptık sizin için. Normalde böyle bir şey çalmıyoruz. Sadece piyano, saksafon bir şey çalmıyoruz. Bayağı büyük bir orkestramız var. Evet, cazdan tut türkülere kadar pek çok şeyi çalıyoruz. Gerçekten. Hepsini ama biraz kendimize göre çalıyoruz. Onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Yani aslında dediğim şey bir yerden sonra da aslında biraz daha üretime yönelik şeyler yapmayı istiyorum. Doğrusu. Evet, en arkada sen çok bekledin. Buyurun. Merhabalar, ben Tahir Ekinalan. Düşük puanlı ODTÜ işletme öğrencisiyim. aynı zamanda ben bir Kıbrıs vatandaşıyım. Yaklaşık kendim bildim bileli 10-15 yıldır bu adaya gelip gidiyorum. Sizin de Kıbrıs üstüne yapmış olduğunuz, tarih üstüne yapmış olduğunuz belli ki bazı araştırmalar var. Yalan söylemeye gerek yok. Şu anda ilk defa sizi burada görüyorum, burada tanıyorum. Benim sorum şu yönde. Ben bu adaya yıllarca gelip gittim. Yalnız bu adada değişen ben hiçbir şeyi görmüyorum. Bu adanın tek sevdiğim yanı insanların sıcaklığı ve dürüstlüğü. Burada insanlığın ölmemiş olması. Yalnız şöyle bir durum da var. Bu adanın kendi kendini sömürdüğünü düşünüyorum. Zamanında Kıbrıs Türk petrolleri bu adada battı ya da batırıldı. Bugün Kıbrıs Ercan Havalimanı'na baktığımız zaman Pegasus, Türk Hava Yolları, Borajet ve vesaire. Bunların hepsi var. Zamanında Kıbrıs Türk Hava Yolları bu hükümet tarafından kapatıldı ve batırıldı. Karpas tarafına baktığımız zaman, Girne'ye baktığımız zaman devletin büyük otel sahiplerine, yabancı firmalara adanın en güzel yerlerini peşkeş çekerek sattığını görüyoruz. Kıbrıs'ta arkadaşlarımdan bir tanesi de aynı kalkıp söz aldı. Bu adada hiçbir şey gelişmiyor, iş imkanları yok vesaire falan. Mesela sence neler yapılmalı? Neler yapılmalı? Neler yapılırsa bu burada ada... 6-7 yıl önce daha şöyle söyleyeyim. 6 tane falan üniversite var kamp ada genelinde. Yalnız hala bir tane devlet üniversitesi yok. Bir ülkenin kalkınması o ülkenin eğitiminden geçer. Buraya ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsü geldi. Hem kalkanlı kalkındı, hem kampüste çalışan kampüs görevlileri kalkındı, hem de güzel yurt kalkındı. Bununla da kalmadı, havayolu firmaları da kalkındı. Kıbrıs neden kendi içinde gelişemiyor? Bir bu. İkincisi de uzatıyorum, çok özür dilerim. Benim durmadan muhatap kaldığım bir soru var. Çok üzülüyorum bunu duyduğumda. Yurt odalarında ben bu soruya sürekli bir cevap bulmaya çalışıyorum. Türk askerinin burada neden sevilmediği? Bu nasıl ortaya çıktı? Ya da kim tarafından ortaya çıkarıldı? Evet. Bir asker çocuğu olarak bu soruya sanıyorum daha sıcak cevap vereceksiniz. Şimdi birinci kısmı söyleyeyim istersen önce. Yani tabii o kadar sert sözlerle bence bakmamak lazım. Çünkü bu adanın belli bir sıkıntısı var.
Ve buranın sadece kendi iç kaynaklarıyla, şu andaki haliyle, kendi iç kaynakları ve kendi zenginliğiyle daha ileri gitme ihtimali yoktu. Yoksa yani hiç kimse tabii ki kendi kıyılarını tutup da alakasız insanlara vermek falan istemez. Gene yok. Mikrofonu bir... Mikrofonsuz ses gelmiyor da tekrar verirseniz. Şimdi mesela devlet üniversitesi diyorsunuz ya. Şimdi evet. Devlet üniversitesi devlet imkanlarıyla yapılması gereken bir şey. Şimdi mesela burada içinde bulunduğumuz yer devasa bir kampüs. Evet. Ya bu yatırımı yapmak çok büyük bir şey. Ve şimdi iki ülkenin Kıbrıs Türk Hava Yolları dediniz demin evet. Mesela. Kıbrıs Türk Hava Yolları'ndan atılan işçiler biliyorsunuz ki şu anda hala 80 küsür gündür zannediyorum paralarını alamamış durumdalar. Evet, değil mi? Ercan Havalimanı'nda çadır evet. Kurmuş bekliyorlar. Evet. Şimdi yani buna para bulan ötekine nasıl bulacak? Burada böyle bir sıkıntı var zaten. Ya devlet parayı zamanında çok harcayıp sonra para bulamıyorsa? Yani tabii muhakkak siz içinde yaşayarak benden daha iyi. Ben kati surette burada Kıbrıslılara ukalalık etmek falan için bulunmuyorum. Öyle bir niyetim de yok. Sadece yani sonuçta Türkiye'de de aynı problemi yaşıyoruz biz. Ben Türkiye'de hiçbir belediyenin 4 hafta boyunca eyleme gidip Lefkoşa'daki olduğu gibi çöpleri toplamadığını görmedim mesela. Ama mesela orada da kıyıların peşkeş çekildiğini söyleyebilirsiniz. Evet. Veya özelleştirilmelerin başka türlü yapıldığını söyleyebilirsiniz. Evet. Yani bu biraz tabii bakış açısıyla da ilgili bir şey. Yani karşı tarafta veyahut da bu özelleştirmeyi yapan hükümet de size diyebilir ki yani sen geldin para verdin de mi vermedik? Bu kadar parayı kimse vermedi diyebilir. Yani bu biraz bakış açısıyla ilgili bir şey ama yani Türkiye başka bir mevzu burada ama yani Kıbrıs'ta biraz da ihtiyaç vardı maalesef bunlara. Yani çok böyle hani ona verelim, bunu buna verelim gibi bir şey olduğunu ben düşünmüyorum en azından. Diğer sorunuza gelince o bayağı uzun bir ve karışık bir mevzu. Aslında Türk askeri adaya geldiğinde yani 74, 75, 76 yıllarında inanılmaz derecede bir sevgi ve saygı görüyordu. Gerçekten öyleydi. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir döneme son vermiş bulunuyorlardı. Muhakkak ki onların içinde de yanlış şeyler yapanlar olmuştur. Veya insanların canını sıkacak şeyler yapanlar olmuştur. İkincisi tabii siyaset değişiyor daima. Şimdi o yıllarda, o dönemde burada bu kadar çok askerin bulunmasından insanlar mutluydu. Çünkü kendilerini henüz hala tam tehdit olarak güvende hissetmiyorlardı. Ama bugün için her şey değişti. Yani artık öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla yani çok da önemsemiyor da olabilir insanlar bunu. Ben bunu da anlayışla karşılıyorum yani. Çok şaşırtıcı gelmiyor bana doğrusunu isterseniz. Yani azaltılabilir de o güç bence zaten. Evet. Belki de bu kadar uzun kaldığı için olabilir. Oldu. Mikrofon arkadaştan aldıydık. Uzatırsanız. Buyurun. Evet en arkadan almıştık arkadaştan. Merhabalar. Ben Can Deniz'kaya. Petrol ve doğalgaz mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Benim ilk sorum Kürşat Bey'e bu caz sevgisi nereden geliyor? Bunu öğrenmek istiyorum sizdeki. İkinci sorum ise Türkiye'deki hani gazetecilikle alakalı. Biliyorsunuz Türkiye'de gazetecilik zor meslek. Ya gazetecilik gerçekten zor. Kimileri hani suikaste kurban gidiyor ya da kimileri işte aracına bomba koyuluyor. Bir şekilde gidiyor. Hani şanslı yaver gidenler ya çok kurcalamayanlar bir şekilde kurtuluyor. Şimdi yani siz bu işin içindesiniz. Benim merak ettiğim olay şu. Gazeteciler hani objektif olmalı mı olmamalı mı? Bir insan hani gazeteci ya Türkiye'de şu olay var. Hani eğer suyun yoluna göre kendi tarafını belirlerse bu adam başarıyor bir şeyleri. Ya yükseğe çıkıyor ya da tekrar dibe batabiliyor bir şekilde. Ama sizin düşünceniz nedir? Ben merak ediyorum. Hani biraz daha spesifik örnekler verebilir misiniz bu konuyla alakalı? Son taraftan o zaman başlayayım. Şimdi her dönemde Türkiye'de iktidarın basın üzerinde bir baskısı var ve bir iddiası var. Bu sadece basın üzerinde değil, bütün iş dünyası üzerinde de var. Ve doğal olarak da basın dediğiniz şeyde, yani televizyonlar, gazeteler, dergiler vesaire, bunlar da ticari kuruluşlar. Nasıl ki bir fabrikatör, bir müteahhit, bir sanayici hükümetle ters düşmeyi göze alamıyorsa, çünkü işleri engelleneceği için veya yani şöyle düşünün ki bizim gibi ülkelerde
sadece gümrükten ham maddeyi çekmenizi engelleyecek bir tane gümrük müdürü bir ay iki ay imzalamasa milyonlarca dolar zarar edersiniz. Bu kadar basit aslında yani. Veya size işte alakasız bir takım araştırma memurları gönderip elektrik paranızı bilmem kaça ödemediğiniz için fabrikanızı kapatabiliriz. Şimdi böyle bir içerisinde o sanayicinin güçlü olması çok zor. Direnmesi çok zor. Basının bir özelliği daha var. Basın tabii ki bir denetim görevi yapması gerekiyor. Esas işi o, özelliği o gazetecinin. Denetim görevi iktidarları her zaman rahatsız eden bir şey. Evet. Çok doğal olarak yani. Hiçbir iktidar istemez. Bunu tabii dünyada da hiç kimse istemez aslında. Ama tabii belli ülkelerde oturmuş bir takım kurallar var ve kamuoyu bu konuda çok daha duyarlı. Çünkü mesela Türkiye'de gazeteciler çok eleştirilir. Yıllardan beri eleştirilir. Bu sadece şimdi bu iktidar döneminde değil. İşte yalaka denir, yağcı denir, yandaş denir. Hatta biz birbirimize deriz evet. bunu. Gazeteciler de birbirine söyler, biliyorsunuz bunu. Fakat ilginç bir şey ki bu adamlar kimin adına bu görevi yapıyor? Sizin adınıza bu görevi yapıyorlar. Tamam. Şimdi neden benim sarı basın kartım var diyelim. Sizden önce bir takım haberleri ben alabiliyorum. Değil mi? Neden bana böyle bir ayrıcalık veriliyor? Çünkü sizin bilgilenme hakkınızı yerine getirmem için. Peki siz hiç soruyor musunuz o gazetecilere? Ya kardeşim bu kadar olaylar oluyor mesela son dönemde bir sürü konu tartışılıyor değil mi? Hiçbiriniz mesela mail atıyor musunuz? Mesela tweet falan atıyorsunuz muhakkak biliyorum da. Yani birebir o gazetelere, gazetecilere, onların patronlarına. Ya bu kadar olaylar oluyor. İşte bir taraf diyor ki ben böyle bir şey yapmadım. Öteki taraf diyor ki hayır sen bunları yaptın. Bir kendine göre birinin gazetesi var, kendine göre birinin gazetesi var. Biz hiçbir şeyi tam olarak anlayamıyoruz. Siz nasıl gazetecisiniz ki bunun doğrusunu bulup hala yazmıyorsunuz? Bu kadar bulunmaz bir bilgi midir? Yani bir adam bir yerden bir şey yürüttüyse bunu gidip çözemiyor musunuz? Bulamıyor musunuz yani? Bunu sormuyor musunuz? Bunu sormuyorsunuz. Bunu geçmişte de sormadınız. Yani size demiyorum tabii. Yani gazeteler zaten olarak, baskı yaratıyor. Yani kamuoyuna söylüyorum bunu. Şimdi televizyonlardan mesela şikayet ediyor herkes. Ben nereye gitsem bana diyorlar ki niye siz program yapmıyorsunuz? İşte ne saçma programlar var filan diyorlar bana. Peki hiç mesela telefon edip soruyor musunuz? Yani niye böyle saçma program var bu televizyonda diye. Ben televizyonda yöneticilik de yaptım. Hiç böyle bir arayan olmuyordu. Herkes memnun halinde. Şimdi siz de sonuç olarak bu sözünü ettiğimiz yani basın özgürlüğün olduğunu varsaydığımız yani bütün özgürlüklerin biraz daha fazla olduğunu diyelim varsaydığımız ülkelerdeki durum şöyle. Orada kamuoyu bu haklarına sahip çıkıyor. Yani bu sizin basit bir hakkınız. Yani atıyorum bir Kobani ile ilgili protesto yapmaktan daha size özel bir hak bu. Siz bu hakkınızı hiçbir zaman kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız zaman da iktidarda ne diyor? Ben iktidara geldim. Kim seçti beni? Siz seçtiniz. Bir dahaki seçimde istemiyorsanız seçmezsiniz diyor. Yani sizin tek hakkınız var bu konuyla ilgili. Oy atmak. Sadece oy atan bir toplum, demokratik bir toplum olamaz ki. Yani hiçbir karar sürecine siz katılmazsanız, üniversite öğrencisi katılmazsa, hocalarımız katılmazsa, profesörlerimiz katılmazsa, yani gazeteci ne yapacak? Gazeteci tek başına bir kahraman değil ki orta. Ne yapabilir yani tek başına? Gazeteci arkasında güç bulursa, halkın gücü. Yani sonuç olarak görüyorsunuz. İşte bir şey yapmaya kalkışan da başına her türlü şey gelir. Çünkü onun da arkasında duran olmuyor sonra. Ya o da ilginç yani. Adama demediğinizi bırakmıyorsunuz. Sonra adam bir şeye uğradığı zaman da kimse gidip aramıyor. Yani bu şekilde tabii bu iş böyle yürümüyor doğal olarak. Yani mutlaka bu bütün bu Türkiye'deki insanların bir şekilde bu süreçlere dahil olması gerekiyor. Bu ille de yani dediğim gibi sokak gösterileri yapmakla ilgili bir konu değil. O belki son aşaması işin. Yani siz bir sürü şeyi aslında değiştirebilirsiniz. Ben size çok net samimi bir şey söyleyeyim. Yani bu kadar zaman yöneticilik de yaptım basında. Hala okuyucudan gelen mektup veya mail diyelim şimdi. Birçok şeyden önemlidir. Yani emin olun tweetlerinizden veya işte internette yazdıklarınızdan daha önemlidir. Yani birebir geldiği zaman. Ya yani ben yönetici olarak bana 500 tane ertesi gün yazdığım şeyin saçma olduğunu bildiren mektup geldiğinde o yazarımı çağırıp ya kardeşim bak bakalım bu kadar insan da durup bir eziyetine mail atmaz veya mektup yazmaz diye sorarım. Ama maalesef bu böyle bir alışkanlık yok bizde ya. Evet. Öyle olunca da herkes kendi bildiğine devam ediyor. Ne yapacak ya? Evet. Ya takdir de yok.
Eleştiri de yok, onu da söyleyeyim yani. Erdal Şahin yazıyor. Ben de o üniversitenin ilk öğrencilerinden biri olarak diyor. Ta Kamerun'dan şu anda programı seyrediyorum diyor. Okulumla gurur duyuyorum, belirtmek isterim diyor. Evet. Ben Turgut Hocam'a bir söz vermek istiyorum. Değişik değişik bölümler, en son petrol mühendisliği çıktı. Siyaset bilimler, pediatri özellikle çok iyi sorular soruyor. Nedir biraz bize üniversiteyi anlatır mısınız? Hangi bölümler var? Ne zaman kuruldu? Ankara'yla farkınız ne? Eğitim işte arkadaşımız anlattı. Belki buraya girmek kolay ama çıkmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampüsü dendiği zaman... Ne anlaşılıyor? Devlet üniversitesi mi, vakıf üniversitesi mi? Arkadaşlar özel üniversite diyor ama maliyetleri ben biliyorum herhalde arkadaşlardan aldıklarından 3-5 kat daha fazla. Rektör yardımcıları da yanınızda, hemen bu güçte size de bir soralım. Biraz da size anlatın. Peki. Öncelikle size bir hoş geldiniz diyeyim. Bir de öğrencilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Ben ilk kez 10 yıl geride kaldı. Bu salonu bu kadar dolu gördüm. Hepsine teşekkür ediyorum gecenin bu saatinde. Evet, bu yıl 10. akademik yılımızı yaşıyoruz şu anda. 9 akademik yılı geride bıraktık. İşte günün birinde Ankara'da hava çok soğuktu. Biraz da sıcak yerlere gidelim diye gelmedik buraya. Bu bir devlet görevi olarak verilmişti. Bir devlet üniversitesi olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine bir devlet üniversitesi, bu arada statümüzü de açıklamış oldum, kurmak devlet üzere buraya geldim. Ama paralı bir üniversite. Yalnız şöyle diyeyim, yani bir yüksek öğretim kurumunun diyeyim, bütün kurumlar için söylemeyeyim. Devlet üniversitesi mi, vakıf mı, özel mi olduğuyla ilgili sorunun yanıtını aslında mülkiyet ilişkisinde aramak lazım. Evet. Öğrencilerinden aldığı ücretle değil. Örneğin Türkiye'de devlet üniversiteleri ikinci öğretimde de diğer üniversitelerin şu anda sıfırlandı haşlarına göre çok daha yüksek, 5 katı, 10 katı ücret alabiliyorlar. Yani ücret alınması o statüyü belirleyen bir etken değil. Burada mülkiyet bence önemli. Bu üniversitenin sahibi devlet. O zaman bizler de devlet memuruyuz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devlet üniversitelerinin tabi olduğu kurallarla burada 9 akademik yılı geride bıraktık. Önümüzdeki yıllara da aynı statüde devam edeceğiz. Fakat işte dediğiniz gibi finansal modeli biraz farklı olduğu için biz bunun ismini özel statüde devlet üniversitesi koyduk. Aslında vakıf üniversitesi değiliz. Ortada bir vakıf yok. Özel üniversite değiliz. Çünkü özel bir kişinin mülkiyetinde değil. Devlet üniversitesiyiz ama dediğiniz gibi biraz farklı. O zaman özel statüde devlet üniversitesi ama Türkiye'deki diyoruz. Türkiye'deki vakıf üniversiteleriyle kıyaslandığı zaman fiyatları çok çok uygun. Orada. Evet. Yani şöyle söyleyeyim onu da, şöyle ifade edeyim. Bizim öğrenci gelirlerimiz toplam cari gider, öğrenci gelirlerimiz demeyeyim, öğrenciden aldığımız gelirler toplam cari giderlerimizin 1/3. Tüm gelirlerimiz, işte yurtlar, lojmanlar, buradaki müstecirlerden aldığımız ise toplam cari giderlerin yarısı. Yani bunun anlamı şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu üniversiteyi sübvanse ediyor. Ve bu sübvanse miktarı da özellikle öğrenci sayımız az olduğu için Türkiye'deki birçok, şimdiki isim vermeyeyim, biz onun analizini de yaptık ama Türkiye'deki birçok devlet üniversitesine öğrenci başına yapılan katkının üzerinde bir katkıyı Türkiye Cumhuriyeti buradaki bütün bu öğrenci arkadaşlarımın her biri için yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda da bizim devlet statümüz bence yeterince açıklığa çıktı. Şimdi ne yapıyoruz, ne farkımız var falan deyince biz bu proje ilk atıldığı zaman ben de işte Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde öğretim üyesiyim. Hepimizin bir anda bir tereddütü oluşmuştu. Biz orada bu aynen sizin de sorunuzda olduğu gibi ücretli olması
acaba orada daha farklı uygulamalar mı getirecek diye. Ve o zamandan alınan bir prensip kararı vardı. Evet, biz ODTÜ 60 yılda Türkiye'de ve dünyada saygınlık kazanmış bir ODTÜ'den bahsediyoruz. Bunun süreçlerinden, eğitim anlayışından bahsediyoruz. Biz bütünüyle bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşıyacağız. Zaten bunu yapmamız için devlet bize bu görevi verdi anlayışıyla geldik ve bunu da titizlikle uyguladık. Öğrencilerimiz tabii ki şikayet edecekler. Son derece de haklılar. Ağır bir eğitim programını izliyorlar ama sonuçta sahip olacakları bir ODTÜ diploması, dolayısıyla bunun da bir bedeli var. Ben bunu ilk karşılaştığımız zaman da söylüyorum ama üniversiteyi de zaten sadece derslere, sınavlara da bağlamamak lazım. Biz buraya ODTÜ yapan o kampüs ortamını, değerleri de getirdik. Ve şunu da son olarak hangi bölümler var edeyim. Hocam burada? Şöyle söyleyeyim, 7 mühendislik bölümümüz var. Kendi bölümümden makineden başlayayım. Makine, elektrik, petrol, doğalgaz, kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği, atladığım var mı? Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü. Diğer yarısı da iktisadi idari ilimlerde siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat işletme bölümümüz. Suni ile bir işletme programımız var. Eğitim bölümlerimizden rehberlik, psikolojik danışma var, İngilizce öğretmenliği var. Bir de psikoloji bölümümüz var. 14 bölümde. ODTÜ'de 40 bölüm vardır. Yarısı mühendisliktir, yarısı diğerlerdir. Burada 14 bölüm var. Yarısı mühendislik, yarısı diğerleri. Onun küçük aynı bir model olarak devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar mikrofonu aldıydık. Sevgili izleyenler, müziğe ara vermedik. Burçin Bey yine piyanonun başına geçiyor. Artık son toparlıyoruz. Soruları alacağız. Ama farklı sorular da almak istiyoruz. Dünya gündemi sıcak, Türkiye gündemi de bir sıcak ve her şey çok çok daha güzel olsun diyoruz. Size soru vereceğim. Arkadaştan sonra size geliyor. Buyurun. İsmim Özgür Urgal. Petrol ve doğalgaz mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben Türkiye'de atanamayan öğretmenlerle ilgili ve Türkiye'deki eğitim sistemi üzerine yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Ha, bu yüzden söz kaldım. Bu konunun tabii uzmanı buradayken bana söz düşmez eğitim meselesinde. Ya, sizi bu vatandaş konuda... olarak nasıl mesela? Eğitimi nasıl buluyorsun Türkiye'deki eğitime? Öğrencilik yılları geçti. Bugün öğrenci olmak ister miydin mesela? Ben her zaman öğrenci olmak isterim. Ona sen ne bakıyorsun? Ya size başka bir şey anlatayım o zaman. Var mı vaktimiz? Tamam. Şimdi ben liseyi yani burada ortaokulu okudum filan ama liseyi Doğu Beyazıt'ta bitirdim. Ağrı Dağı'nın eteklerinde bitirdim. 1979 senesi yani 12 Eylül'ün hemen öncesiydi. 78-79 yılıydı. Toplam 4 tane hocamız vardı. Ama o sırada bir deneme sistemi vardı. Niye öyleydi bilmiyorum, hatırlamıyorum onu. Bazı okullara fen lisesinin hazırladığı kitaplar yollanıyordu. Hmm. Yani özel olarak laboratuvarda çalışıp içini sizin dolduracağınız tarzda kitaplar ama laboratuvar yok zaten. Hoca da yok. Yani 4 tane hoca var. Bir tanesi okulun müdürü zaten. Geri kalan dersler ders yapılmıyor. Yani sobanın başında oturup biz Afganistan meselesini falan konuşuyoruz o sırada. İşte Rusya'nın Afganistan'a girmesi haklı mıdır, haksız mıdır gibi tartışmalar yapıyoruz. Çay içiyoruz falan. Bu vaziyetteyiz yani. Lise son sınıf bu anlattım. Yani bazı şeyler var ki anlatsam belki yani gerçekten herhalde atıyor adam falan dersiniz. Yani oradan buraya geldiğimiz için ben biraz iyimser bakıyorum açıkçası. Sonra şimdi yeni kuşağın çok da kendine güvenli olduğunu da görüyorum. Yani birçok şey tabii ki sizin hayatta kendi kendinize ekleyeceğiniz şeyler. Yani bu eski kuşakta daha iyiydi, yeni kuşakta daha kötüydüyle falan alakası yok. Yani o zaman da hiçbir şeyle ilgilenmeyen insanlar vardı. Şimdi de çok her şeyle ilgili ve duyarlı insanlar var. O zaman da vardı. Ben çok fazla bir değişiklik olduğunu sanmıyorum ama ben hiçbir zaman geçmişin daha iyi olduğunu düşünmem. Hep gelecek daha iyidir yani. Bu zaten evet, mantık olur. Öyle olması gerekir. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Ben Rana İrem Güler. Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Malumunuz çocukluğunuza inmek istiyorum şu anda. Tabii neye girmek istiyorsunuz? Çocukluğuna girmek istiyorum. Tabii böyle bir yetkim yok ama sormak istediğim soru çocuklukla ilgili. Uzanayım mı ben? Lütfen.
Lütfen rahat olun. Psikolog olarak böyle, psikiyatrist olarak seni sorguya çekiyor. Çocukluk hiç gitmiyor, gökyüzü gibi bir şey sözleri sizin kaleminizden çıkmış. Hayır. Değil mi? Çok özür diliyorum. Edip Cansever'in kaleminden çıkmış. Evet. Efendim? Edip Cansever'in bir dizesi o. O zaman ben tamam. Ben onu alıntı olarak kullanmıştım romanda. Ha, alıntı olarak kullandınız diye. Evet. Peki buna bağlı olarak sormak istediğim şu. Tekrar çocukluğunuza dönseniz yine Kürşat Başar olmak ister miydiniz? Yani yine müzisyen olup işte yazar olup birçok şey olup keşke sadece birine yönelseydim daha iyi olsaydı. İşte dünya çapına açılsaydım gibisinden düşünceleriniz oldu mu? Yani gençler olarak küçük bir öğüt tavsiye bekliyorum. Yani tabii çocukluğuma dönebilsem ne olacağım önemli değil bence. Döneyim de öyle bir imkanınız varsa. Artık 40 yıl hiçbir şey olmasam da olur ondan sonra. Ama ya aslında evet ben yaptığım şeylerden mutluyum. Memnunum. Belki başka şey de yapsam mutlu olurdum. Onu çok bilemiyorum. İşte anca deneyebildiğim bizim etraf işte dizi sektörüne bir ara şey yaptım ama o çok yani çok da ilerleyemiyorum. Yani mesela bilmiyorum mimar olsaydım ki bir ara öyle bir hevesim vardı çocukken. Yani ondan da zevk alırdım belki yani. Onu çok emin olamıyorum ama şu anda yaptıklarımdan zevk aldığım için böyle bir şikayetim yok. Yine memnunum yani. Evet onları yapardım aynen. Doğrusu. Peki mimarlık dediniz de özellikle İstanbul'u gördüğünüz zaman keşke mimar olsaydım bu çirkinleşen evet, İstanbul'a biraz katkıda bulunsaydım dediğiniz keşke oluyor keşke mimar mu? Olsaydım değil de keşke buranın mimarisine karar verebilseydim diye bir istek geliyor içinden insanın. Evet maalesef böyle yani biraz bu sonradan büyüyen eski şehirlerin çoğunda yani Latin Amerika gibi bizim gibi ülkelerde bu sıkıntı maalesef devam ediyor. Evet, Burçin Bey piyanonun başına geçti. Biz ne zaman müzeye devam edeceksiniz diyorlar. Sevgili Çiğdem Talun'un kızı Zeynep Talun annesinin bıraktığı bayrağı dalgalandırıyor. Yaptığı çok önemli besteler var. O bestelerden kısmı hep sizin orkestrada çalıyorsunuz falan. Bugün çalacak mısınız, çalmayacak mısınız bilmiyoruz ama bakalım neler gelecek. Biraz dinleyelim sonra siz de ona eşlik bugün, edersiniz arkadan. Bugün Burçin'i dinleyelim artık evet, bence. Evet, Burçin'i dinleyelim. Sonra. Çünkü gerçekten, efendim sevgili Burçin Büke tabi devlet sanatçımız ve çok değerli dünya çapında bir piyanistimiz. 11 mi 12 mi oldu CD'ler bu için? 12 oldu galiba. Hocam, benim bir tane var 10-12 tane var. Hocalarımız dedi ki piyanomuz çok iyi deyince piyanonun iyisi kötüsü olmaz dedi. Evet çalana bakar. Çalana bakar dedi. Çalan her yerde çalar dedi. Söz size buyurun. Daha istiyoruz vallahi. Demek ki sizi yavaşlatan Kürşat'mış. Bak akıyor gidiyor. Buyurun. Vallahi söz size ne güzel dinliyorduk. Hemen devam edin. Çalayım mı bir tane? Çalın. Çal tabii canım. Çal. Thank you.
Herkes bir şeye birilerine özenir ya. Ben de bu piyano çalanlara gerçekten özenir. Nasıl karıştırmadan o kadar şey uzun uzun böyle. Hele bazen saatlerce ezberlemek başlı başına bir zor herhalde. Çok provalar yapılıyordur değil mi? Kesinlikle. Onlarca yüzlerce kez provalar yapılıyor. Bir de o tuşlara zor bir. İçinizde piyano çalan var mı arkadaşlar? Yani bence çok önemli bir müzik aleti. Piyanodan sonra herkes hepsi gelir. En son karneyi ne zaman aldın? Karneyi? Evet. Bugün kadar, bir karne alacaksın. Biliyorsunuz ki. Genç Bakış'ın geleneğidir. Programdan evet, sonra programdaki performansı çerçevesinde arkadaşlar. Bugünkü performans çerçevesinde ben dersleri okuyacağım. Siz de alkışlarınızdan notunuzu vereceksiniz. Hocalarınız gibi notunuz kıt olmasın ona göre. İlk dersimiz konuya hakimiyet. Nasıl? Konusuna hakim miydi? İyi başlangıç. Genellikle bu dersten politikacılar sınıfta çakıyorlar. Tek alkış bile gelmiyor bazen. Biz de çok mahcup oluyoruz ama bugün de öyle bir sorun olmayacak değil herhalde. İnandırıcılık. İnandırıcı buldunuz mu kendisini? Torpil geçmiyorsunuz değil mi? Vizyon. Vizyoner buldunuz mu? Vizyoner. Burada biraz azaldı gibi. Biraz daha demek ki geliyor. Sosyal medyaya girmediği için herhalde. Sosyal medyada aran nasıl? Yani çok aslında uğraştığım bir şey değil. Değil. Yani benim sitem falan var işte. Twitter'ım da var, Facebook'um da var falan. Çok ben kendim girip yazmıyorum pek bir şey. Hitabet gücünü nasıl buldunuz? O da iyi. Çok iyi gidiyor şu ana kadar. Tek alkış almadığımız anlar oldu. Karizmatik buldunuz mu? Bu yıldızlı peki. Peki en önemli derslerimizden biri samimi buldunuz mu? Her ne kadar kravat takmasa da siyahlara bürünse de giyim kuşam. Diş fırçalama da vardı bizim zamanımızda. Ya onları artık sormuyoruz. Gerçekten son dönemlerde verdiğimiz iyi karnelerden birisi. Hepsinden iyi aldınız ama karizmatik bulundunuz. Biraz vizyonu sosyal medyaya kaydırmanız gerekiyor geleceğe yönelik olarak. Siz ODTÜ'yü nasıl buldunuz? ODTÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampüsü'nü. Öğrenci arkadaşlarımıza. Öğrenci arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikasınız. Ya bu saate kadar oturduğunuz için çok minnettarım diyeceğim ya. Hakikaten bir de çok sıkı dersleriniz olduğunu da çok iyi biliyorum. Buna rağmen bu kadar saat bizi dinlediğiniz için ve görüşlerinizi dile getirdiğiniz için sadece dinlemediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler çok önemli bir konuğu ağırladık. Müzikle başladık, müzikle bitirdik. Gelecek hafta 29 Ekim ve yine çok çok önemli bir konuğumuz var. Hem Cumhuriyeti hem de Cumhuriyet tarihinde yaşanan Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı çok kritik olayları konuşacağız. Önümüzdeki haftayı mutlaka bekleyin. Gerçekten önemli bir konuk olacak ve Cumhuriyet tarihine yönelik çok önemli tespitlerimiz olacak. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.